Klasarsa ofisi zamansız yağmurları sunar. Bırakıp gitmekse maksadın, ne olur yüzüme gül de öyle git. Beni ağlatmaksa yalnız muradın, bütün resimleri yak da öyle git. Ne sualim olur ne de itirazım, kötü hiçbir cümle kurmaz şu ağzım. Hala geçiyorsa azıcık nazım, saçından bir teli ver de öyle git. Razıyım artık, hiç gülmesin yüzüm, bir başka güzeli görmesin gözüm. Sana diyeceğim belki son sözüm, seni sevdiğimi bil de öyle git. Uzak durma yine, kesme selamı. Selam dediğimse hakkın kelamı. Kırdıysan bana şimdi kalemi, şuraya sehpamı kur da öyle git. Kim derdi geliriz biz bu duruma, gidişin sürükler beni ölüme. Şu yağlı urganı takıp boynuma, can verişimi gör de öyle git. Eyvallah. Efendim, bir pazar akşamı daha TV 52 İstanbul stüdyolarından sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı her yere kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı gönderiyoruz. Zamansız Yağmurlar da bu hafta sizlerle çok özel konuklarla birlikte olacak. Geçen hafta biliyorsunuz malum programımız yoktu. İnanın sizleri özlemedim dersem yalan olur. Allah bizi ekrandan, Allah bizi sahnelerden ayrı etmesin. Gerçekten çok zor. Alışmak öyle bir şey. İnanamıyorum kendime. Yani bir hafta nasıl böyle 15 gün sonra bir program oldu? Hiç düşünmek bile istemiyorum. O yüzden sizden ayrı kalmak gerçekten zor. Hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz stüdyomuza diyoruz. Sizler de ekranlara başına hoş geldiniz. Klas Arsa Ofisi Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır katkılarıyla hazırlanan Zamansız Yağmurlar İstanbul stüdyolarından sevgili Ümit kardeşimiz ve sevgili Basri. Basri. Salla kamerayı. Kadir. Salla kamerayı. Heh, Basri. Kadir kardeşimle birlikte. Ordu'dan Akman'da da sevgili Sefat'la birlikte bu akşam muhteşem bir program sizi bekliyor. Fazla söz yok, fazla kelam yok. Türküler var, şiirler var. Ama en önemlisi iki tane yepyeni ses, yepyeni soluk var değerli dostlar. Bu akşam öyle bir program olsun istedik. Bakalım neler yapacağız, neler olacak hep birlikte görürüz. Ben de gerçekten merak ediyorum. Zamansız Yağmurlar başlıyor, başladı, başlamak üzere. Hadi orducu olarak başlayalım hep beraber. Alkışlar bir gelsin bakalım. Evet efendim, sizler de
türkü ve şiir dinlemek istiyorsanız TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 3969'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Güzel seyircimiz var bu akşam. Canlı canlı, heyecanlı, böyle muhteşem ordu kokuyor efendim. Ordu kokuyor derken program öncesi bana bir turşu geldi. Neydi abi o turşu? Ne turşusuydu o? Karışık, fasulye ve patlıcan turşusu. Fasulye ve patlıcan turşusu. Teyzem göndermiş. Adı neydi teyzemin? Mahiye Sakallı. Mahiye Sakallı anneciğim. Ellerinden öpüyorum. Yarın sabah kahvaltıda söz yiyeceğim. Herhalde yenilebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sensiz yiyeceğim. Evet, yarın sabah turşunun tadına bakacağım. Hatta akşam programdan sonra eve gidince de bakarım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Allah o nur yüzünü eksik etmesin. Efendim bizler turşuya hazırız. Bekliyoruz. Vallahi turşu gelsin. Memleketten de gelsin. Şimdi efendim dilerseniz konuklarımızı alalım. Nasıl anlatsam, nereden başlasam pek bilmiyorum ama herhalde yaklaşık bir 10 yıldır kendisini tanıyorum. O da beni 17 yıldır tanıyor. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Ona sorarız artık nasıl olduğunu. Bir şair kardeşim. Ben onların şimdi heyecanını burada hissediyorum. Çok heyecanlılar. Çok böyle bekliyorlar şu anda. Bir an önce alsın bizi de artık hem ekranla hem seyirciyle hem de orduyla hem TV52 izleyenleriyle biraz çabuk buluşalım istiyorlar ama şeytan azapta gerek. Biraz onlara azap çektireceğim. Öyle hemen sizle buluşturmayacağım. Çok değerli bir şair kardeşim. Kendi şiirleri var, kendi besteleri var. Yepyeni bir albümü çıktı. Ve bu albümle hem orduya hem tüm Türkiye'deki şiir sevdalarına güzel bir albümle seslendi. Bakalım bu albümde neler var, bakalım bu albümde neler söylemiş. Hepsini bu akşam dinleyeceğiz, göreceğiz. Not vereceğiz. Sınıfı geçer mi geçmez mi bu kardeşlerimiz? Bakacağız. Hepsini bu akşam zamansız yağmurlarda dile getireceğiz. Nereden geldi o ses? Vallahi yanlıştı. Kameradan geldi değil mi? Kadir'den geldi. Kadir rahat dur. Evet, hazır mıyız efendim? Şimdi kuvvetli alkışlarla çok değerli kardeşim şair Engin Gök yepyeni albümüyle zamansız yağmurlarda. Sandalcı, ben geldim. Bu gece bir başkayım. Götür beni sensizliğin adasına. Bağırmak, haykırmak istiyorum zalimler tayfasına. Merhaba, merhaba sandalcı. Sen anlar mısın gönül yarasından, çaresi olmayan sevdalardan, anlamsızca yaşayanlardan. Sen anlar mısın sandalcı? Çek yürekleri sandalcı, götür beni bu zalim şehirden. Götür beni bu zalim şehirden. Gözyaşlarım damla damla,
Çıkmam ben bu yarayla sabaha. Aynı şehirde dağlar var aramızda. Çek yürekleri, çek yürekleri sandalcı. Götür beni bu acımasız şehirden. Götür beni bu zalim şehirden. Çek yürekleri sandalcı, çek. Sen anlar mısın sandalcı? Sen anlar mısın sandalcı? Yalnız geçen geceleri, sabahı görmeyen hayalleri, sessiz yanan sigarayı, hepsinin feryadı benim yok oluşuma sandalcı. Çek yürekleri sandalcı, götür beni bu acımasız şehirden. Bağırmak, haykırmak istiyorum zalimler tayfasına. Çek yürekleri sandalcı, çek. Götür beni bu acımasız şehirden. Götür beni bu şehirden evet. Falan derken. Evet. Nereye gidiyoruz? Mehmet abi herhalde İstanbul'u terk etmemiz lazım. Yok, İstanbul'u terk edemeyiz. Çünkü Türkiye'yi terk etme şansımız yok. Öyle bir şey yok. Şehirden şehire geçeriz evet. Belki. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah utandırmasın. Allah bin kere razı olsun. Yeni heyecan, yeni albüm. Evet. Çok değer verdiğim, çok değerli bir abimin yanında. Estağfurullah. İlk programımız, ilk albümle. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Gayet güzel, gayet güzel. Yüreğin çok güzel. Sıkıntı, problem yok. Evet, Allah razı olsun. Evet, Engin Gök efendim, şair dostumuz. Sandalcı'yla selamladı sizleri. Muhteşem eserler var, birazdan dinleyeceksiniz. Sevgili Engin, seni alalım böyle. Tamam. Hadi bakalım. Devam ediyoruz efendim. Şimdi şiirlerin arasında türküler olmazsa olmaz değerli dostlar. İki tane kazık yutmuş adam var burada. Onların arasında bir tane de çiçek lazım. İşte o çiçeği alacağız birazdan biz buraya. Zannediyorum, hatırlamıyorum tarihi. Fiil tarihte olmasa bile Kasım'ın 8'i 10'u gibiydi. Klibimiz bitmişti ve Yazıklar Olsun Sana adlı klibi ekranlarda izlemiştiniz. Sosyal medyada da ve YouTube hesaplarında da çok fazla beğeniyle izlenen bir klip. O klipte bana eşlik eden çok değerli bir kardeşim. Bu akşam o da yepyeni albümüyle bizlerle birlikte olacak. O da gerçekten çok heyecanlı. İki tane değerli sesi TV52 ekranlarından ve Zamansız Yağmurlardan sizlerle, ordularla buluşturmak bize nasip oldu. Yine zamansız işler yapmaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi muhteşem türküleri, muhteşem eserleriyle Türk Halk Müziği'nin çiçeği burnunda sanatçılarından bir tanesi. Çok değerli bir kardeşim Hatice Kurtoğlu geliyor efendim alkışlarla. Senle ben var mısın gel senle ben.
senle ben, senle ben. Yakıp yakıp geçelim senle ben, senle ben. Mutluluktan uçalım senle ben. Var mısın gel senle ben, senle ben, senle ben. Yakıp yakıp geçelim senle ben, senle ben. Mutluluktan uçalım senle ben. Var mısın gel senle. Sevgili Asya, hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet abi. Keyifler nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İlk heyecan mı? Evet, ilk heyecan. İlk heyecan, öyle. Evet. Çorbanın altını yaktınız. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Aynen. Beğendiniz mi? Durun bakalım, hemen peşin peşin alkışlıyorlar. Teşekkür ederim. Daha çok var, daha çok eserlerini dinleyeceğiz. Hemen birinci eserde puan vermek yok. Şimdi sınava hazırlık var efendim, sınava hazırlanıyorlar. Evet, hoş geldin, seni de alalım böyle. Evet değerli dostlar, Zamansız Yağmurlar Engin Gök, şair ve Türk Halk Müziği'nin değerli sanatçılarından bir tanesinin adayı Hatice Kurtoğlu ile birlikte başladı. Allah'ım Allah'ım. Muhteşem, muhteşem, muhteşem mesajlara bakar mısın? Çok güzel, çok güzel. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 39-69'dan bizlere gönderebilirsiniz değerli dostlar. Evet, bugün konuklarımız şair Engin Gök ve Türk Halk Müziği'nin genç yetenek adaylarından bir tanesi Hatice Kurtoğlu bizlerle birlikte. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Birkaç hatırlatmam var, ondan sonra hemen konuklarımıza döneceğim. Evet efendim, Fatsa Hacıköy'de 85 yaşında Fatma Taş teyzem dün beni telefonla aradı. Evladım rahatsız mısın, ameliyat olmuşsun, nasılsın diye sordu. Ben de çok mutlu oldum gerçekten. 85 yaşında şu anda da Zamansız Yağmurları Fatsa Hacıköy'de izliyor, biliyorum. Çünkü program başından sonuna kadar izleyip yatan bir teyzem, 85 yaşında zannediyorum. Bizim fotoğrafların dili bölümünde de Fatma teyzenin fotoğrafı var, onu da göstereceğim sizlere bugün. Sevgili Fatma teyzem, ellerinden öpüyorum. Turgay Çetin ve Tarık Çetin Hacıköy'e gittiler. İlk sordukları ben olmuşum, yani ne kadar mutluluk verici bir şey. Gerçekten sizlerin duasıyla ayaktayız, sizlerin duasıyla gidiyoruz ve sizlerin duasıyla da güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Fatma Taş teyzeme selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine benim çok değerli bir kardeşim var. Bayrampaşa Devlet Hastanesi baş hemşiresiydi kendisi. Onu daha üst bir kademeye gönderdik. Şimdi sevgili ordular, not edin, İstanbul'daki ordular. Samatya Hastanesi'nde hastası olup da veya gitmek isteyen, randevu alamayan olursa lütfen bana ulaşsın. Çünkü Samatya Hastanesi'nin müdürü Seyhan Keskin kardeşim oldu. Çok değerli bir hemşehrim, çok değerli bir kardeşim ve dedi ki abi
senden gelen herkes başım gözüm üstünedir. Seyhan Keskin kardeşime de Samatya Devlet Hastanesi'nde başarılar diliyorum. Müdürlüğü hayırlı olsun. Kahveleri yap. En kısa zamanda geleceğim sevgili kardeşim, sevgili hemşirem. Bu sabah Florya'da Ordu Denekler Platformu'nun İstanbul'da bulunan AK Partili ilçe başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte sevgili Temel Başalan, sevgili İsmet Uçma Sayın Vekilim ve ilçe başkanlarımız ve Ordu Dernekler Platformu Başkanı Gülcan Özkaya ile birlikte güzel bir kahvaltı programı yaptık. Çok verimli bir toplantıydı. İstanbul'un 39 ilçesinde olan tüm meclis üyelerini tanıma fırsatı buldum. O yüzden de gelecekteki ordular adına yapılmış güzel bir çalışmadan bir tanesiydi. Emeği geçen tüm kardeşlerimizi, tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dün akşam Esenler'de, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde ESOP, Esenler Ordular Platformu'nun muhteşem bir gecesi vardı. Bizim şiirlerimiz ve sunumumuzla birlikte bu güzel geceye de emeği geçen tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda bizleri orada görevlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'ne canı gönülden teşekkür ediyorum. Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bizleri bu tür etkinliklerde değerlendiriyor ve bizleri de hemşehrilerimizle birlikte buluşturuyor. O yüzden çok özel anlar yaşıyoruz onlarla. Muhteşem bir akşamdı. Güzel bir programdı. İrfan Doruk ve başkanımıza ve ekibine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Sevgili Sefat, Ordu'dan gelen mesajları hemen gönder kardeşim. Bir an önce okumak istiyorum. Sevgili Sefat, sana da selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Engin Gök, sevgili Hatice Kurtoğlu, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Heyecan gitti mi biraz? Elhamdülillah. Biraz yendik. Biraz yendik. Etçük. Evet, iki tane ordulu. Bir de ben üç ordulu bir aradayız bu akşam. Stüdyoda da ordular var. Ordulu olmayan da var. Zehra bacım var, o ordulu değil. O ordulu değil ama olsun, onu da biz Fahri ordulu yapacağız artık. Bizden biri. Afiş var değil mi orada? Evet, o afişi göreceğiz birazdan, göreceğiz, merak etmeyin. Evet sevgili Hatice Kurtoğlu, Engin biliyorsun ilk söz hanımların mıdır? Tabii tabii. Hanımlarındır değil mi? O zaman efendim, Hatice Hanım'dan başlayalım, Hatice kardeşimden. Evet sevgili Hatice Kurtoğlu kimdir diye bir soru sorsam. Hatice Kurtoğlu kimdir? Ben Ordu Akkuşlu'yum. Evet. Şu an müzikle uğraşıyorum. Ortaokul yıllarından beri müziğe ilgim vardı. Evet. Ama pek üstüne düşmüyordum. Çevremdeki hani dostlarım, arkadaşlarım, ailemde sesimin güzel olduğunu söylüyorlardı sürekli ama ben hani böyle bir şey düşünmemiştim hiç. Daha sonrasında böyle bir albüm çalışması yapma gibi bir düşünceye kapıldık. Öyle. İsabetli olmuş. Evet. Güzel olmuş. Birkaç eseri daha dinledikten sonra sevgili Hatice Kurtoğlu'nun hem ses rengini duyacağız hem de bakalım efendim bu kızda bir yetenek var mı? Olur mu olmaz mı, onu hep birlikte göreceğiz. Sevgili Engin Gök, merhaba, hoş geldin kardeşim. Seni tanıyalım. Engin Gök 1976 İstanbul doğumlu. Aslan Ordu Akkuş Salmanlı. O nasıl oluyor? İstanbul Akkuş, İstanbul doğumlu Aslan Ordu Akkuş Salman köylü. Evet. O nasıl bir şey oluyor? Ama şimdi, bana onu bir izah eder misin? Babam ana cihazımı kaçırmış İstanbul'a doğru. He. Orada ben doğmuşum. Kirli çamaşırlar dökmeyelim biz. Evet, devam edelim. İşte İstanbul'dan sonra tekrar ilkokulu ben köyde okudum. Hayat şartları böyle fazla okuyamadık ama çalışmaya devam ettik. Evet, okuyamadık ama şiir yazmadan da kendimizi alamadık, evet, diyoruz sevgili kardeşim. Kalemden vazgeçemedik bir türlü. 13 yaşımızdan beri nacizane şiirler yazıyoruz. Kaç şiir oldu? Yaklaşık 1500 tane oldu hocam. Ay maşallah. Yani benden iyi bu uşak ya. Elediklerimiz hariç tabii. Elediklerin de var. Evet. Harika. İlk albüm? İlk albüm tabii bu arada 17 sene önce ben bir ses duydum. 17 sene önce. Evet. Hayırdır, kimin sesi baba? Zamansız diye böyle bir ses geliyordu. Enteresan. Duyuyordum ama bir türlü Allah nasip etmiyordu. Bir gün sağ olsun değerli bir kardeşimin sayesinde tanışmış olduk. O günü bugündür de iyi ki tanımışım. Yüreği güzel, gönlü. Bize ulaşmak o kadar zor mu? Aslında zor değil. Sadece düzgün gidersen kapı açık. Önemli yani, olan düzgün gidebilmek. Bize her yerden herkes ulaşabilir. Evet. Çok rahatlıkla ulaşabilir. Sıkıntı. Evet muhakkak ama önce gönülde koymak gerekiyor. Evet. Önce ama olmazsa olmazın dürüstlüktür. Yani evet.
Bir dürüst olacaksın, iki dürüst olacaksın, üç dürüst olacaksın. Yani bunun başka alternatifi yok. Öyle yılan gibi eğri büğrü olmak yok. Dost doğru olmak lazım. Dost doğru olanın yolu da yükü de ağır olur ama hedefi hep sabit olur. Gideceği hedefe doğru olursan gidersin. İşte biraz önce söyledim. Fatma Taş 85 yaşında. Fatsa'nın Hacı Köyü'nde. Gördük mü görmedik ama böyle teyzelerimizin, böyle gençlerin, böyle insanların duaları ve insanların sizi beğenmesi çok önemli. Çok şeylerle karşılaşacaksınız zaman içerisinde sizlerle. Hayırlısı olsun diyelim. Albüm heyecanı, albüm yapmak nasıl bir duygu sevgili Hatice? Yani hiç var mıydı aklında albüm birdenbire mi oldu? Nasıl oluştu aklımda bu fikir? Böyle bir şey yoktu. Bir anda gelişen bir şey oldu. Bir anda kendimi içinde buldum. Enteresan. Yani... Hani çok da güzel oldu yani. Güzel oldu. Evet, sana göre güzel oldu. Bir de yani ekran başında izleyenlere ve stüdyoya gelenlere göre değerlendirmek lazım. Şimdi efendim biliyorsunuz kargaya yavrusu güzel gelirmiş. Tabii şimdi albüm kızın albümü. Albüm Engin'in evet. albümü. Ben şimdi her ne kadar kötü oldu desem de onlar albümünün güzel olduğunu iddia edecekler. Kesinlikle. Biz bakacağız efendim güzel olmuş mu olmamış mı ona göre bir değerlendirme yapacağız. O zaman sevgili Hatice Engin'le devam edelim. Bir şiir alalım sevgili Engin senden. Ondan sonra devam edelim. Sizlere efendim TV52 yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve şimdi şair Engin Gök yeni albümünden güzel bir şiirle bizlerle. Hadi bakalım kardeşim. Beceremedim.
sus dedi gönlüm sus. Biz bu sevmeyi beceremedik. Köhne dünyada bir bana mı hüsran, bir bana mı feryat figan. Ne zormuş, ne zormuş gülüm unutulmaz. Ne zormuş, ne zormuş gülüm unutulmaz. Sus yüreğim. Sevmeyi beceremedik. Sus deli gönlüm sus. Biz bu sevdayı hak etmedik. Sus deli gönlüm sus. Sus deli yüreğim sus. Evet. Benim bu albümde en çok beğendiğim ve dinlediğim eserlerden bir tanesi. Ben dedim herhalde Engin şiir okuyacak, Hatice de çıkıp gidecek zannettim ama meğer düet varmış, ondan öyle olmuş. Evet hocam, Nacizane sürpriz yapalım dedik. Evet, güzel olmuş. Evet, sağ olsun Hatice kardeşin de ricamızı kırmadı. Çok da güzel oldu. Mesajlara bir bakalım mı? Tabii hocam. Heyecanınıza ortak olmak isteyen pek çok dostumuz var ekranlarda şu anda. Ama ilk mesaj Ordu Kumru'dan. Sevgili Hanife kardeşim, şair dostum benim, çok teşekkür ediyorum. Sizinleyiz hocam demiş. Tüm konuklarınıza hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Şiir tadında şiirsel mutlulukların gül yaprakları gibi yaptığı güzel bir akşam olsun, güzel bir yayın olsun. Mehmet hocam yine muhteşemsiniz bu akşamda, maşallah diyorum sizlere diye. Çok teşekkür ediyorum Hanife kardeşime. Kumru'dan bizleri izliyor. Çok keyifli bir şey böyle şair dostlarınızın sizleri izlemesi, izleyenlerin sizlere moral vermesi çok önemli. Zamansız Yağmurlar programınız harika, görüntü kalitesi süper. Sevgili dostlar, ben Filiz Özer, Engin Gök abimden sıradaki eserimi tüm sevenlerime istiyorum. Hayırlı programlar olsun hepiniz. Fevkaladenin fevkinde gözüküyorsunuz. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun Filiz kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz Fevkaladenin fevkinde bizi gördüğünüz için. Rize'den tüm ordulara ve korganlara selam olsun. Nurullah Gencoğlu mesajını iletmişler. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey, iyi yayınlar. Gönül isterdi ki stüdyoda olmak. Konuklarınıza başarılar dilerim. Engin Gökten duydum ki unutmuşsun ve bir de Sus Yüreğim şiirini istiyorum. Abdullah Güler. Sus Yüreğim geldi. Diğer şiirde inşallah ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte olur. İyi akşamlar Mehmet Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Engin Bey bizim çok değerli arkadaşımız ve onun şiirlerini, bestelerini severek dinliyoruz. Yolu açık olsun. Başarılar dilerim. Bize bir daha Sus Yüreğim Sus söylerse memnun oluruz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Bir kere olsun. Diğerlerini de dinleyelim. Ondan sonraki süreçte tabii ki dinleriz. Ben Yeşilköy Dernek Başkanı Mehmet Akkuş. Çok güzel bir program. Engin Gök ve Hatice Kurtoğlu kardeşlerime yeni albümünde başarılar diliyorum. Mehmet Bey sizlere selam olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Mehmet abi, konuklarınıza selamlar. İstek parça olarak Hatice Hanım'dan Ordu'nun Gülü Müsün çalar mısınız? Yayında başarılar dilerim. Mersin Anamur'dan Ordulu Halil Cep abi. Mandalina, portakal, limon, muz, greyfurt, ananas ve benim sesime iyi gelen o özel macun var ya, o gelmeden Ordu'nun Gülü Müsün'ü sana çaldırmayacağım. Bak yemin ediyorum Halil abi, çaldırmayacağım. Halil abim benim
Narenciye depom. Mersin Anamur'dan bana her hafta gönderiyor böyle koli koli. Sağ olsun. Vallahi yani çok şanslıyım. Bu ara bir camış yoğurdu bulamıyorum. Camış yoğurduyu bulsam. O güzel olacak. Halil abi gönder onları. Hatice Hanım burada ordunun gülü müsünü söyleyecek. Niye söylemesin? Şile'ye gideriz Mehmet abi. Şile'de bulurum. Ha, manda yoğurduna. Evet. Tamam abi gideriz. Eyvallah. Sultanbeyli'den Muammer Güngör kızımız Hatice Kurt oğluna başarılar diliyorum demişler. Hayırlı akşamlar, hayırlı yanlar Mehmet Bey. Engin Bey çok değer verdiğimiz yüreği güzel insandır. Yolu açık olsun, ona başarılar diliyorum. Sus yüreğim sus dinlemek isteriz. Hayırlı yayınlar. Leda Arsova İstanbul mesajlarını iletmişler. Mesajları şöyle bir not edelim. Leda Hanım'a da buradan selam olsun. Sağ eyvallah olsun. Teşekkür ediyoruz. Mesajlar geliyor efendim. TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı, istek eserlerinizi 3969'a gönderebiliyorsunuz. Evet sevgili Hatice soru soracağım ama sorudan önce güzel bir eser daha dinleyelim mi senden? Ne dersin? Olur. Hangisi geliyor? Sırada Allah ne verdiyse. Evet. Hay bakalım sevgili Hatice Kurtoğlu sizlerle efendim. Devam ediyoruz. Kalbimi kıran da sen, belimi büken de sen zalim. İsyankâr eden de sen, derbeder eden de sen, çilekeş eden de sen zalim. Bende mi zalim? İsyankâr eden de sen, derbeder eden de sen, çilekeş eden de sen zalim. Ah sev dedin sevmedim mi? Kıymetin bilmedin mi? Sen gittin suç bende mi zalim?
isyankâr eden desen, dermeder eden desen, çilekeş eden desen zalim. Ah sev dedin sevmedim mi, kıymetin bilmedin mi, sen gittin suç bende mi zalim. Evet zalim. Vallahi zalimlere gelsin. Ne diyeyim yani, söyleyecek bir şey yok. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz efendim. TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra sevgili Engin Gökten Şiirler, sevgili Hatice Kurtoğlu'ndan da türküler dinlemek isteyen dostların mesaj hattına mesajlarını bekliyoruz. Mesajlarımız çok güzel geliyor efendim. Gerçekten çok keyif alıyorum böyle mesajları görünce. İyi akşamlar Engin amca, iyi yayınlar, başarılar dilerim. Tuğçe Gök. TV 52'ye başarılar ve iyi akşamlar. Güzel yayınlar Engin Gök amcama ve Hatice Hanım'a başarılar. Size de güzel yayınlar dilerim. Bahar Demirci mesajlarını iletmişler. Selam, ben Esenyurt'tan Ali Gök. Salman Haber sitesi olarak şahsım ve Salmanlar adına Engin kardeşimize başarılar diliyorum demişler. Hayırlı akşamlar Sultanbeyli'den Doğan Demirci, Engin kardeşim ve Hatice kardeşime başarılar dilerim. Hayırlı akşamlar Sultanbeyli'den Doğan Demirci, Engin kardeşime ve Hatice kardeşime başarılar dilerim. İyi programlar Mehmet kardeşim, Hatice Hanım ve Engin Bey'e çıktıkları bu yeni yolda başarılar dilerim. Yusuf Altınışık, Altınışık Orkestrası'nın değerli patronu ve sahibi değerli Yusuf abime de selam ve sevgilerimi gönderiyoruz. 4 dakika var ne? Men dakika dukka 4 dakika reklam var diyorsun, anladık tamam. Selam arkadaş, sevgili Hatice Kurtoğlu'ndan Ordu'nun gülü müsün istiyoruz. Diyarbakır'dan selamlar. Sultanbeyli'den Zühre Demirci, Engin abicama başarılar dilerim, iyi yayınlar. Sizleri seviyoruz. Mehmet abi başarıların devamını diler. Marmaris'ten selam ve saygılar tüm Ordulu hemşerilerime ve konuklarınıza, iyi akşamlar dilerim demiş. Hacı Ali Elibal Marmaris'ten mesajlarını iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nerede kaldım? Evet. Şimdi sevgili Ümit, 4 dakikada biz fotoğrafların dilini bitirebiliriz. Fotoğraflarımızı bir verir misin ekrana? Bakalım bu hafta zamansız neler derlemiş, hangi fotoğraflar var onlara bir görelim. Ardından reklamlara gideceğiz. Ne yazıyor orada? Kızdırma beni zamansız. Bir şiir oku Sezer Turan kardeşim. Evet sevgili Sezer Turan bana şiir okuma isteğini bu şekilde gönderiyor. Ben de bunu bu programın bu bölümüne koymak istedim. Ordu Dernekler Federasyonu Yönetimi Genel Sekreteri Sezer Turan kardeşimin de kulaklarını çınlatıyoruz. Sevgili Sezer'in bu güzel karikatüre ve bu güzel isteğe kayıtsız kalmayacağım. Birazdan sana güzel bir şiir okuyacağım. Evet sevgili Ümit devam. Aşk acısı neymiş? Sizi bununla tıraş ettiler mi? Var mı bununla tıraş olan? Ben oldum abi. Sen oldun değil mi? Olmayan var mı? Aman Allah'ım, böyle güzel şeyler var mıymış, oyuncaklar? Bundan kaldı mı acaba? Ne yoktur zaten. Ne yoluyordu biliyor musun? Yani baya baya acıtıyordur herhalde bu. Devam sevgili Ümit. Ordu başka bir hacı. Kedideki keyfe bakar mısınız abi? Elde tesbih. Oturmuş fidangör kaldırımına keyfe bakmış. Ordu başka bir hacı diyor. Öyle ordu başka bir hacı yani. Şu anda orduda olanlar belki ordunun kıymetini bilmiyorlar ama benim gözümde tutuyor ordu bir başka işte. Bu kedi gibi olmak istemem ama kedinin yerinde de olmak isterim yani böyle. Devam Ümit. Hiçten yakmaz. Hani acı biber vardır ya böyle. Hiçten yakmaz derler. İşte onu da böyle Türkçe'ye koyalım. Arkada da Ayşe Kadın fasulye var ha, böce var. Çangaldan yeni toplamışlar. Devam. Şu doğallığa bakar mısınız? Yani böyle bir güzellik, böyle bir doğallık. Bunlar da hayatın kısa filmini çeken 4 tane cengaver genç, geleceğin gençlerinden 4 tanesi gerçekten. İşte hayatın en güzel anı, doğal, katıksız, saf ve organik yapma değil. Tamamen doğal. İşte böyle doğal ve organik hayatı seviyorum. Keşke hepimiz böyle kalabilseydik, böyle olabilseydik. Devam. Bu sene muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Efendim dernek başkanları var, muhtarlığa adaylık koymayı düşünüyorlardı. Ben de onların neziri olsun diye. Ben adaylığa falan koymayacağım, muhtarlığı falan düşünmüyorum ama dernek başkanlarımızdan muhtarlığa Yüksel Mıhçı da aday olacak muhtarlığa. İşte ona koyduk böyle bir tane. Muhtarlığa aday olanlara duyurulur. Devam. Var mı böyle bir keyif abi? Yani böyle bir güzellik var mı? Aşkın en güzeli, doğallığın en tatlısı bu olsa gerek. Fındık bahçesinde fındık zaten para etmiyor der gibi hayata inat,
Doğaya inat. Yani para, pul, akbil, makbil istemiyor efendim. İstanbul kart falan istemiyor. Her şey böyle doğal ve güzel. Devam. Önceden jacuzzi vardı da biz yıkanmıyor muyduk abi işte. İşte bu da böyle leğenle, tasla. Hani çocuklar kımıldardı, tası da kafasına bir güzel vururlardı. Yanardı falan filan sıcak su. İşte çocukluk yıllarındaki anılarımızdan bir tanesi. Jacuzzi vardı da biz mi çinmedik, biz mi yıkanmadık diye güzel bir kare bunu da koymak istedik. Devam. İşte Fatma teyze bu. Fatma Taş en başta oturan İbrahim Eroğlu. Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Turgay Çetin ve İbrahim Çeteci İbrahim abi. O masada dün sadece ve sadece bizi arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunan. Ben de onlara dedim ki o kareyi bana fotoğraflayın ve gönderin. Ben dedim zamansız yağmurlara koyacağım. Fatma Taş teyzemin ellerinden öpüyorum. Böyle güzel insanların dualarıyla devam ediyoruz. Şimdi efendim bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi efendim kısa bir reklam ama kazançlı bir reklam. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan güzel bir kampanyayla geliyoruz. Klasars ofisinin sunduğu zamansız yağmurlar devam edecek. Kazandıran ve klas kampanyalarla sizlerin yüzünü güldüren klas arsa ofisi ve onun çok değerli anlatma uzmanı. Anlatma uzmanı oldun abi benim gözümde. Çünkü bir denedim ben, bir denemeye kalktım. Yani şurada arkada denedim olmadı, baktım olmadı. Dedim ki sevgili Sedat dedim ne kadar zor bir iş yapıyor. Bu program sunmaktan daha da zor. Sevgili Sedat Ömer hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel dilekler için, güzel sözler için teşekkür ediyorum. Öncelikle evet, sevgili Mehmet'im, yönetim kurulu başkanımız sevgili Mehmet Akbari'm ve Alperen Akbari Bey'in sonsuz selamları var sizlere. Aleykümselam, eyvallah. Onlar da inşallah bir akşamki programımızda sizleri onurlandırmak istiyorlar. Her akşam gelsinler. Çünkü... Müsaade edersen hemen başlayalım. Lütfen. Bugün yağmurlu, bekliyoruz. Bugün felaket yağmurlu bir gündü. Zamansız yağdı. Çok fazla gidiş yapamadık. 50'ye yakın sabah müşterimiz vardı ofiste, Florya'da. Ama Mehmet Bey büyük bir ikna ile, insanlar inanır mısın? Öyle bir yağmur yağıyor ki dışarıdan içeri girene kadar resmen sucuk gibi oluyorsun. İnsanlar hala diyor ki gidelim. Yani o halde orayı görmek istiyorlar. Gitmek istiyorlar. Kesinlikle ne gitmek istiyorlar. Güzel. Efendim İstanbul'un cazibe merkezi Silivri. Silivri Değirmenköy. Muhteşem bir bölge. E5'in veya altının tam ortasında kalan bir yer. Çorlu Havalanı 7-8 dakikalık bir mesafede. Evet. Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin birinci organize sanayi bölgesi Çerkezköy'de kuruldu biliyorsun. Çerkezköy'le hemen komşu bir yer. Hı hı. Ve yine aynı zamanda Değirmenköy'de aşağı yukarı 750 tane fabrika faal vaziyette çalışıyor. Aşağı yukarı 450-500 yakında fabrikanın inşaatı devam ediyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda İstanbul içerisindeki organize sanayi komple kalkıp ya Anadolu yakasında olan Gebze organize ya da Avrupa yakasında olan Çerkezköy tarafına gönderecekler. Çünkü evet. İstanbul içerisindeki organizeyi tamamıyla şehir dışına çıkartmak istiyorlar. İşte burada Değirmenköy'ün
önemi öne çıkıyor. Niye öne çıkıyor? Bugün önümüzdeki yıllarda, yani önümüzdeki 15 sene sonra, 20 sene sonra İstanbul'da işsizliğin sıfır noktada olacağı bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Bugün hali hazırda gidin o bölgeye, Değirmenköy'e gidin sevgili Mehmet. Hangi fabrikanın kapısına bakarsanız kapısında muhakkak ama muhakkak vasıflı ve vasıfsız eleman aranıyor yazısını görürsünüz. Yani bu demek istediğim, İlerideki çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız kesinlikle ama yatırım yapılması gereken bir bölge sevgili şairim. Yani çocuklarınıza kesinlikle yatırım yapmanız lazım. Bizim inanılmaz kampanyalarımız var. Değirmenköy'de 400 metrekare emsal değerleri diğer firmalarda 45 bin lira 50 bin lira iken biz TV52 izleyenlerine 34.900 lira. Abi ne kadar güzel. 34.900 lira. Metrekareyi tekrar söyler misin? 400 metrekare. Bugün 400 Ordu'da, Akkuş'ta, Salman'da yani köyünüzde gidip alamayacağınız fiyatlara 300 metresini 400 metre o fiyatları almanız mümkün değil. Ben Mesut diyelim ben de orduluyum ve gurur duyuyorum ordulu olmaktan. Şimdi bizim köyümüzde benim teyzemler 5 kardeş yer bölüştüler. Evet. Kardeşlerin bir tanesi hisselerini topluyor Mehmet'im. Adam başı 5'er bin lira. Teyzemin bir tanesi 7 bin lira istiyor hissesine. Evet. Yani toplamda aşağı yukarı 37 bin liraya falan geliyor. 112 metre. Bak 1000 kilometre mesafe 112 metrelik yere 37 bin liraya geliyor. Biz İstanbul'un göbeğinde, İstanbul tapulu bir yere 400 metrekare 34.900 liraya veriyoruz. Ve inanılmayacak ödeme koşullarıyla. Evet, nasıl? Cazip. Yarı peşin yarı taksit. Bir de böyle var. Yarı peşin yarı taksit. Yarısı ne yapar 35'in? 17.5. Ama sizin 15'iniz var, 10'unuz var. Getirdiniz onu verdiniz dediniz ki ben 10 vereceğim. Gerisini de ödeyeceğim. 24 aya varana kadar bir tek kuruş vade farkı koymuyoruz. Taksit. Kefil istemiyoruz, ipotek yapmıyoruz. Ve araç takası alıyoruz biliyorsun. Araçlarınızı takas alırken de kıymetli gönül dostlarımız, galerilerin size satmış olduğu fiyatlardan alıyoruz. Almış olduğu fiyatlardan değil bakın. Sizin bir arabanız var götürdünüz herhangi bir galeriye. Arabanızın piyasa fiyatı 20 lira ama galeri size doğal olarak 12 lira 13 lira para veriyor. Evet. Çünkü o alıp 20 liraya satacak. İşte galerilerin size satmış olduğu fiyatların üzerine biz 1000 lira da ilave yapıyoruz. O şekilde arabanızın piyasası 20 liraysa 21 liraya. 30 liraysa 31 lira alıyoruz. Burada sevgili başkanım da çıktı keşke dinleseydi. Derneklere, STK'lara inanılmaz evet, derecede yani kampanyalarımız var. Sevgili Mehmet'im biliyorsun bütün vakıflara, federasyonlara, konfederasyonlara ve derneklere, mahalle derneklerine, köy derneklerine inanılmaz kampanyalar yapıyoruz. Onlara evet, özel indirimler uyguluyoruz. Ve onlara bütün derneklerin İstanbul'da çektiği en büyük sıkıntılar biliyorsun. Sponsor. Organizasyon yaparken sponsorluk evet, sıkıntıları çekiyorlar. Aynen. İşte burada Klas Ars Ofisi devreye giriyor. Biz onların gecelerine, kahvaltılarına, pikniklerine her türlü sponsorluğu yapıyoruz. Sanatçı, numaralarımızı bir kez tekrarlayalım. 0212 397 1727. 0212 397 1727 nolu telefona bir çağrı bırakmanız yeterli kıymetli gönül dostlarımız. Sevgili Sedat bir soru sorabilirim. Tabii ki sorabilirsiniz. Atıyorum ben şimdi, bizi şu anda sadece Ordu izlemiyor. Türkiye'nin dört bir noktasından bizi izliyorlar. Tam ben o noktaya geleceğim Elazığ'dan şimdi. Elazığ'dan bizi aradılar. Klas Ars Ofisi'nin çağrı merkezini aradılar. Hemen girelim konuya. Sadece Türkiye ile kapsamayalım bunu. Yurt dışında, yurt dışında dahil. Türkiye'nin veya dünyanın neresinden olursa olsunuz 0212 397 1727 nolu telefona bir çağrı bıraktığınız anda mesai saatleri içerisinde arkadaşlarımız muhakkak dönüş yapıyorlar. Evet. Dönüş yaptılar. Sizi davet ettik. Havalandan geldiniz. Havalanına geldiğiniz zaman havalandan bizim Klas Ars Ofisi'nin yetkili elemanları sizleri havalandan karşılıyorlar. O akşam konaklama, yeme, içme, yatma, konaklama her türlü masrafınızı biz karşılıyoruz. Evet. Araziye götürüyoruz, araziye dolaşıyorsunuz, tapunuzu alıyoruz. Tekrar aynı şekilde masraflarınızı karşılıyoruz. Hı hı. Sizleri gelmiş olduğunuz noktalara gönderiyoruz. Yani bu ne demek? Bütün masraflarınız bize ait. Klas Ars Ofisi'ne ait. Yani ben Elazığ'dan sizin dediğiniz yerine yani çıkalım. Elazığ'dan geleceğim. Ya ben şimdi gideceğim orada yer alacağım, bir sürü de yol parası vereceğim, otel parası vereceğim, yemek parası vereceğim yok kardeşim. Bunların hepsini Klas Ars Ofisi olarak biz üstleniyoruz. Peki o zaman ben şöyle diyeyim, aracı takas ettik. Evet. Belli aralıklarla, dilimlerle de taksit yaptık. Bizim arsalarımızın özelliği nedir? Hemen arsalarımızın özelliğini söylerim. Bizim İstanbul'daki iki farklı arsamız var. Evet. 400 metrekareden başlayan arsalarımız yatırımlık yerlerimiz. Evet. Hisse tapulu bunlar ama tapularımızı verirken bak İstanbul tapulu yerlerimiz aynı zamanda da muvaffakatname alıyoruz. Şimdi hisse tapulu dediğiniz zaman insanların kafaları karışıyor.
Çünkü ben de işte bir numaralı hisse alırım. Yarın bir gün buradan imar geçtiği zaman başka bir vatandaş gelir benim yerime çöreklenir. Öyle bir şey yok. Biz tapularınızı verirken tapu dairesini aldıktan sonra ofisimizde size muvafakatname imzalatıyoruz. Bütün sattığımız vatandaşlarımıza o muvafakatnameyi alıyoruz. Niye alıyoruz? Sana bir numaralı yeri verdiğimize dair muvafakatnamenin üzerinde yazıyor. Ve en son altında ibarede yazan şudur. Ben kendi yerimden başka bir yere yarın saldırıda bulunacağıma fiili müdahale edeceğim zaman İstanbul mahkemelerini peşinen yetkili kılmış ve doğacak her türlü cezayı da peşinen kabul etmiş olduğuma dair de imzalı taahhütname alıyoruz sevgili Mehmet'im. İkinci yerimiz yine Silivri Çanta Mahallesi'nde 250 metrekareden başlıyor. Burası imar içerisindedir bak. Evet. 2,5 kat imarı var. Buranın fiyatı da 49.900 lira. Yani eş değerleri 55 bin lira 60 lirayken biz de 49.900 lira 250 metrekare. Bu 250 metrekarelik yerle de ilgili bir kampanyamız daha var. Hemen onu da söyleyeyim. Bizden 250 metrekare imarlı yer alanında tel örgüsünü biz çekiyoruz etrafını. Onu da hediye ediyoruz. Tapu masraflarını karşıladığımız gibi tel örgüsünü de biz çekiyoruz ve içini de isterse ağaçlandırıyoruz. O da güzel. Yani doğaya da katkıda bulunuyor. Aynen o şekilde de sevgili yapıyoruz. Sevgili Sedat, ben neden Klas Ars Ofisi'ni tercih etmeliyim? Neden Klas Ars Ofisi'nde fiyatlar bu kadar cazip? Neden Mehmet ve Alperen hemen, Akbayır hemen bu söyleyeyim. İşe bu kadar çok emek veriyor? Şimdi sevgili Mehmet, Klas Ars Ofisi 1988 yılında kurulmuş bir firma. Yani çeyrek asırdan fazla, fazlaya geçkin, son derece kurumsal bir firma. İstanbul genelinde 3 tane büyük arsa firmasından bir tanesi. Yani ilk işteki firmadan bir tanesi. Hali hazırda 11 tane arsa işi yapan, ufaklı büyüklü, birçok emlakçıya da toptan yer veren bir firma. Dolayısıyla şimdi hep senin sorduğun gibi bize vatandaş soruyor. Diğer firmalar, işte biraz önce söylediğimiz gibi, diğer firmalar 60 bin liraya, 65 bin liraya, 70 bin liraya yer verirken siz 50 bin liraya nasıl veriyorsunuz? Evet. Veya milletin 50 liraya verdikleri yerleri siz 35 liraya nasıl veriyorsunuz? Sizin fabrikanız mı var, imal mı diyorsunuz? Evet, bizim fabrikamız var sevgili Mehmet'im. Biz komisyonculuk yapmıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz o. Biz tamamıyla kendi yerimizi satıyoruz. Kendi yerimizi sattığımız için doğal olarak biz çok daha ucuza veriyoruz. Yani kar marjını düşük tutuyoruz. İstiyoruz ki burada bütün vatandaşlarımız yer sahibi olsun. Evet. Dolayısıyla bir sürümden kazanıyoruz. Ve burada yönetim kurulu başkanım sevgili Mehmet Akbayır'ın bir öngörüsü var. Diyor ki bir tek Allah'ın kulu kalmadan arsa sahibi yapana kadar durmak yok. Vay. Özellikle ama özellikle bu sene Ordulular'ın üzerinde çok duruyoruz. Hı hı. Ben Ordulu bir kardeşiniz olarak istiyorum ki bütün Ordulular yatırım yapsın. Çocuklarına güzel bir gelecek kursun. Çünkü bize büyüklerimizden bir şeyler kalmadı. Yoktu. İmkanları yoktu. Ama bizim imkanlarımız var. İnanamayacağınız rakamlara günde bir paket sigara parasına yer veriyoruz. Fazla zamanımız yok. Yavaş yavaş toparlıyorum. Evet, telefon numaralarını bir kez daha tekrarlayalım. 0212 397 17 27. Her gün ücretsiz servislerimizle de sizleri alıp arazimizin başına götürürüz. 7 gün. Hiç aralık vermeden. Yağmur çamur demedin. 7 gün servislerimizi götürüyoruz sizleri. Bir kuruş para almıyoruz. Bizler ayrılan sürenin sonuna gelirken her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Klas'tan alırsanız bir arsa ne derdiniz kalır ne tesadüyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Klas'ta kalın. Anlatılacak hikayeler var. Bazen evinizde, bazen de mahallenizde. Bu memleketin sesi, bu memleketin nefesi olacağız. Yeni günün ilk saatlerinde güne birlikte başlıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde hayatı birlikte paylaşıyoruz. Yeni günü birlikte karşılayacağız. Hayatı, sevgiyi, umudu paylaşacağız. Haberleri aktaracağız. Yeni günde sizlerleyiz.
Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 20'de evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konukları Ordu Kumru Balıköy Derneği Başkanı Üzeyir Çam, yönetimi ve üyeleri. Türk halk müziği sanatçısı Melek Kamer. Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 20'de. Klasarso ofisinin sunduğu Zamansız Yağmurlar devam ediyor. Düşürdüğün ateşle yanarken, aşkından böyle deli divane olurken, düşlerimde bile senin sevdanla gezerken, ardına bakmadan git yakışır sana. Düşündükçe seni içim ısınırken, sensiz yeni bir gün ağrırken, benim sevgim gözlerinden güç alırken, başını çevirip git, hadi, yakışır sana. Sevdanla adım mecnun deli olurken, dudaklarım duygu dolu söz bulurken, sevda yolunda yalın ayak yürürken, sen dikenleri ser, kanat, yakışır sana. Felek her gün başka başka vururken, yalanlarına bin kere kanarken, düşüncelerim darmadağın olurken, ihanet şarkıları söylesen, yakışır sana. Çiçek çiçek açarken bendeki sevgin, hüzün verirken albümdeki resmin, yüreğimi titretiyorken senin ismin, kapında kul et beni, yakışır sana. Duygularım anılarla yas tutarken, umutsuzluk kollarımı bağlarken, hasretin hep yüreğimi dağlarken, böyle zamansız terk et beni, yakışır sana. Evet, yakışır sana. Reklamlardan sonra yakışır sanayla döndük. Azdavaylı Hasan. Sevgili kardeşim, Azdavaylı Hasan, Kastamonu türküleri. Vallahi bir gün seni de alalım Azdavaylı. Çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyeler için. İnşallah seni de bir gün konuk ederiz sevgili kardeşim. Ne demek, şeref duydum seni burada görmekten. Bir de Kastamonu türküleri dinleyelim değil mi? Neden olmasın, neden olmasın? Evet, program nasıl gidiyor? Heyecan var mı arkadaşlar? Valla heyecan kalmadı. Heyecan kalmadı yani. İyi. Artık diyorsun ben ev sahibi moduna girdim yani. Evet. Yani sevgili Engin. Hocam şimdi Hatice'de heyecan kalmadıysa ben de rahatladım demektir. Yani öyle yok. Mi? Evet. Problem şimdi, yok, gayet iyi gidiyor. Evet, elhamdülillah çok şükür. Evet, albümden sonraki beklentiler nedir? Neden albüm yapmak istediniz? Sevgili Engin, senle başlayalım. Değerli hocam, bu albüm benim 20 yıllık hayalim. Evet. Keza en az 10 yılına sen şahit oldun. Ne zor şartlarda, ne şekilde geldiğini biliyorsun. Allah'ıma şükürler olsun. İsimsiz bir kahramanım sayesinde 20 yıllık hayalimize gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki hafta tanıtım gecemiz var. Orada da bütün dostlarla buluşacağım. Beklentim şuydu hocam, daha doğrusu. Yani şiir insanın evladı gibi. Evet. Her yazdığın. Yani
yavrunu büyütüyorsun, askere ediyorsun, gelin ediyorsun, onun yavrularını görüyorsun ya. Hı-hı. Yani aslında albümdeki şey, beklenti de o. Evet, evladın yani, oluyor. Evet, dostlarına paylaşıyorsun, beğenileri gördüğün zaman işte klip çektik, malum paylaştık. Diyarbakır'dan bir abla aradı beni. Evet, klip de çektin sen yani albüm daha lansmanı yapılmadı. Evet. Ve klip çektin. Albümün lansmanı ne zaman? İnşallah 16 Aralık cumartesi gün akşam. İnşallah değerli zamansız yağmurlu Mehmet abim, kendisi burada yok, o da sunucumuzsun. Öyle mi? Burada. Hiç haberim yok. İnşallah birbirinden değerli sanatçı konuklarımız var aynı zamanda. İşte Diyarbakır'dan bir abla aradı. Dedi, hele oğlum sen Engin'sen. Dedim, ha anne Engin'im ben, buyur. Dedi, hiç utanmıyor musun sen? Kız hiç yolun ortasına bırakılır, hiç erkeğe yakışır. Ya, klipteki olayı anlatıyor sana. Yani bayağı bir yaşamış klibi ki yani çok onur etti beni mesela o. Demek ki doğru yoldayız. Allah mahcup etmesin, Allah utandırmasın. Sevgili Hatice, sen de klip olayı herhalde çekildi. Benim klibim de çekildi, evet. Kısmetse yakın zamanda. Ne zaman çekildi klip? Klibim... Geçtiğimiz Perşembe günü. Aynen. Evet, bayağı bir soğuktu. Evet, bayağı bir soğuktu. Uğraştık ama inşallah değecektir. Yani hem albüm hem klip ikisi bir arada zor olsa gerek. Senin albümün bir de baskısı var. Evet, daha onlar var. Kısmetse yakın zamanda hepsi bitecek inşallah. Güzel şeyler olacağına inanıyor musun? Yani içinde pozitif enerjiler var mı? Güzel şeyler olacağına inanmasa zaten başarılı olamaz. Evet. Yani güzel şeyler olacaktır inşallah. Peki, yani ben de bunun için çabalıyorum zaten, hani eksiklerimi de biliyorum. Hani kendimi daha iyi geliştirmek için kameraya bakabilirsin. Bana yani, bakma. Kameraya bakarsan yüzünü yani daha net görürüm. Kendimi oraya, daha iyi geliştirmeyi düşünüyorum. Yani benim de çok eksiklerim var. Daha bu işe başlayalı hemen hemen bir yıl kadar oluyor. Eskiden beri ilgim vardı ama üzerine düşmüyordum pek. Bir yıl kadar da uğraşıyorum. İnşallah eksiklerimi de gidereceğim. Müzik sana ne ifade ediyor? Yani müzik hayatın neresinde senin için? Müzik benim için hayatımın her yerinde. Ben müziksiz yaşayamam. Yani hiç mesela gece kalkıp türkü yani, söyler misin? Mesela evde ki, annen sana terlik atar mı? Yeter artık tabii sus ki, falan filan yapar mı böyle? Yapar aynen. Geceleri korku filmi izlerim mesela. Uyuyamam, uykum kaçar, gece türkü söylerim evde. Ha, bak enteresan mesela şimdi korku filmi izliyor, türkü söylüyor. Evet. Uykum kaçsın diyor, türkü söylerim diyor. Bu da güzel bir şey. Kafamı dağıtırım, kendime gelirim. Evet, gayet güzel. İnşallah keyifli olacak, güzel olacak. Şimdi ne zamanı? Sosyal medyada canlı yayın yapma zamanı. Evet, ben hazırım. Hazırlıklarım. Size soru sorarken ben burada çalışıyorum aslında. Hazırlığımı yaptım ve devam ediyoruz şöyle. Seyirciden girelim bu sefer. Efendim size mutlu akşamlar. Şu anda TV52'de Zamansız Yağmurlar programındasınız. Yanlış bir yere gitmeyin. Zamansız Mehmet sosyal medya hesabından şu anda canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Ve TV52 İstanbul stüdyolarında canlı Zamansız Yağmurlar programını hep birlikte izliyorsunuz. Bu akşam iki tane çok değerli konuğum var. Çok genç, yetenek konuklarım var. Bunlardan bir tanesi şair Engin Gök ve diğeri de Türk Halk Müziği'nin gelecek vaat eden seslerinden bir tanesi Hatice Kurtoğlu bizlerle birlikte. Sevgili Engin Gök'ten şiirleri, sevgili Hatice Kurtoğlu'ndan da türküleri izliyoruz. Tabii ki burada muhteşem seyircilerimiz var. İşte onlara da bir alkış gelsin onlardan. Efendim sizleri şu anda TV52 ekranlarına bekliyoruz değerli dostlar. Hepiniz hiç boş durmayın. TV52 ekranlarına geliyorsunuz. Abi yapmayın, gözünü seveyim. Yani bunu yapmayın bana. Ben şu anda sosyal medya hesabından yayın yapıyorum. O yüzden lütfen ama yorumları okuyamıyorum. Sonradan cevap vereceğim. Sevgili Hatice Kurtoğlu, neler söyleyeceksiniz sosyal medya hesabımızdan? Şu anda Zamansız Yağmurlar programında konuk olarak bulunmaktayız. Bizi izleyen herkese, tüm dostlarımıza, tüm hemşerilerimize herkese selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere. Türkü dolu akşamlar diliyorsunuz. Evet sevgili Engin Gök. Zamansız Yağmurlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Canlı yayından canlı yayına selam olsun bütün dostlara. Bizleri izlemede kalın. Zamansızca çok mükemmel program oluyor. Takip edin. Efendim duydunuz dostlarımızı değerli kardeşlerim. Şu an aman Allah'ım kalpler bir gelsin. Kalpler bir gelsin şöyle. Seyirciye gelsin efendim seyirciye. Kalpler geliyor. Ben bu kalplere bayılıyorum. Harikasınız dostlar.
Şu anda TV 52 ekranlarında Zamansız Yağmurlar programındasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum sizleri. Yorumlarınız çok harika. Gerçekten görüyorum. Muhteşemsiniz diyorsunuz. Sizler de muhteşemsiniz. Ama burada iki tane değerli konuğum var. Bir tanesi Türk Halk Müziği'nin değerli solistlerinden bir tanesi Kalpler. Ben Kalpler'e bayılıyorum burada. Sevgili Hatice Kurtoğlu ve sevgili Şair Gök Engin. Şair Engin Gök kardeşimiz. Efendim buradan şimdilik yayını sonlandırıyoruz. Sosyal medya hesabımızdan eğer muhabbete, sohbete devam etmek istiyorsanız efendim hemen ne yapıyorsunuz? Bulunduğunuz yerden TV 52 ekranlarına geçiyorsunuz ve yayınımızı canlı canlı takip ediyorsunuz. Birazdan muhteşem türküler ve muhteşem şiirler sizleri bekliyor. Ve işte bir alkışla sosyal medya hesabından bizleri takip eden dostlarımıza gelsin. Efendim hadi TV 52 ekranlarına geliyorsunuz. Hepinizi bekliyoruz ve yayını sonlandırıyoruz dostlar. Evet, sosyal medya hesabımızdaki yayınımız bitti. Mesajlara bir bakalım. Ondan sonra sevgili Hatice'den güzel bir eser alacağız. Akabinde devam edeceğiz. Nerede kalmıştık mesajlar? Aman Allah'ım, o kadar güzel mesajlar var ki ben bu akşam bu mesajları okumayı yetiştiremeyeceğim gibi geliyor bana. O yüzden kusura bakmayın ne olur. Sevgili Gülcan Özkaya ablan güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Mehmet kardeşim, hayırlı programlar. Beşiktaş maçı bitti. Hemen açtık 52 kanalı. Bugün sunumun için çok teşekkür ediyorum diyor. Teşekkür ederim değerli ablam. Rica ederim. Ne demek? Sevgili Fedai Öz, selam olsun kardeşim. Sana da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun değerli kardeşim. O da bizleri şu anda izliyor. Sultanbeyli'den Zühre Demirci, Engin amcama başarılar dilerim. İyi yayınlar, sizleri seviyoruz. Sultanbeyli'den Sibel Demirci, Engin amcama başarılar diliyorum, iyi yayınlar demişler. Selam, ben Sultanbeyli'den Aşkın Maden, sıradaki şarkıyı stüdyodaki ablama gelsin. Engin abim maşallahın var demiş. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Şerife Yılmaz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Can dost Engin Gök, seni seviyoruz. Sus yüreğimi istiyoruz. Selam, ben Samsun Kışla'dan Celal Şenol. Hatice Kurtoğlu kızımıza başarılar diliyorum. Sevdiğim kız gelin olmuş türküsünü söylemesini rica ediyorum. Güzel yayınlar dilerim demişler. Merhaba, iyi yayınlar, başarılarınızın devamını dilerim Tuana Gök. Hayırlı akşamlar Çatalpınar'dan Sayaca Türk'ten Ümit Uçuk selamlar demişler. İyi akşamlar Mehmet Bey, ben Halil Türkoğlu. Hatice kızımıza başarılar diliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Orda Akkuş Yeşilköy Dernek Başkanı Mehmet Akkuş'un eşi Birsen Akkuş. Hatice Kurtoğlu'na ve Engin kardeşime ve onlara yardımcı olan Mahsun Karakuş'a ve Zamansız abi sizleri seyretmekten mutluyuz. Akkuşlu sanatçı kardeşlerimize TV'de gördükçe mutlu oluyoruz. Zamansız abi yengeme de selam olsun demiş. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Hatice Hanım'dan canlı performans bekliyoruz, iyi yayınlar. Biraz zor. Heyecanlı bu akşam. Selamlar, ben Sakarya'dan Murat Kaya. Hatice Kurtoğlu'ndan bilirim yanmanın ne olduğunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum ama abi yani bunu biraz çalışması lazım açıkçası. Bilirim Gaye Aksu'nun güzel bir eseri. Gaye Aksu'yla ben buna düet yapmıştım. Muhteşem de şiir okumuştuk sevgili Gaye Aksu'yla. Ona da selam olsun sevgili Gaye Aksu kardeşime. Selamlar. Ben Sultanbeyli'den Doğan Demirci'nin küçük kızı Gülistan Demirci, Engin amcama başarılar diliyorum. Engin amcam çok seviyorum, başarılar diliyorum. Zamansız Yağmur Mehmet amca, sana da başarılar diliyorum. Çok güzel üçlü oldunuz. Her hafta sizi görmek istiyoruz. Her hafta program yapmanı istiyoruz. Hatice Hanım'a da başarılar dilerim demiş. Her hafta üçümüzü görmek istiyor ama en sonunda Hatice Hanım'a başarılar diliyor. Bu nasıl olacak? Teşekkür ederim. Yok. Çok teşekkür ediyorum canım kardeşim benim. Evet sevgili Hatice, güzel bir eser daha alalım mı senden? Tabii. Evet sevgili Ümit, ne geliyor bakalım, bir gönder bakalım. Efendim TV 52 yazıp bir boşluk bırakıyoruz. Mesajlarınızı 39-69'dan gönderiyorsunuz. 52-39-69 değil. Sadece 39-69. Hatice Kurtoğlu sizlerle.
Teşekkür ediyorum. Suda balık yan gider. TRT repertuarından çok güzel bir türkü. Seslendirmesi kolay gibi dursa da o kadar kolay bir türkü değil gerçekten. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Güzel yorumlamışsın. Efendim şu anda TV52 ekranlarında Zamansız Yağmurlar programındasınız ve muhteşem mesajlar var. Türkiye'nin dört bir yanından, Avusturya'dan, Viyana'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan, Almanya'dan ben inanın yetişemiyorum. Hem sosyal medya hem mesaj hattı tamamen şu anda bittim ben. Sevgili Bursa'dan sevgili Mustafa kardeşim, sürekli şiir gönderiyorsun bana program içerisinde. İnan program içerisinde okuyamıyorum ama program sonrası bakacağım o şiirlere ve abi biraz sessiz, biraz sessiz olalım. Konsantrasyonum dağılıyor bak. Kelimeyi unutuyorum, söyleyeceğim cümleyi unutuyorum. Yapma gözünü seveyim. O şiirleri değerlendireceğim ve inşallah önümüzdeki süreçte okumaya çalışacağım. Sevgili Mahsun Karakuş gelmiş. Vay, hoş geldin Mahsun'um. Ana. Vay. Vallahi sanatçılar bu akşam hepsi buraya geldi. Bayram Gaya da geldi. Oh ne güzel. Vallahi ne bereketli program ya. Harikasınız. Gelin gelin. Efendim hale jale tüm mahalle bu akşam TV52 İstanbul stüdyolarında. Birkaç tane daha mesaj okuyalım. Ardından sevgili Engin Gök'ten bir şiir alacağız. Selam, ben Akkuş Salman, Gökler Mahallesi'nden Şaban Gök, Engin kardeşime ve Hatice Hanım'a başarılar. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Samsun'dan hayırlı akşamlar Hatice kızımıza, başarılar. Başarı dolu bir yaşam diliyorum ve Engin Gök kardeşime başarılar diliyorum. Usta Nevzat Usta mesajını göndermişler. İyi akşamlar Zamansız Yağmurlar. Biz Sultanbeyli'den Murat Melih Demirci, Engin dayıya başarılar diliyoruz demişler. Selam, ben orada Akkuş Salman'dan Suat Şenol, programınız hayırlı olsun. Hatice Kurtoğlu'ndan Saçımın Akına Bakma Sevdiğim şarkısını istiyorum. Başarıların devamını diliyorum demişler. İyi akşamlar Zamansız Yağmurlar. Ben Sultanbeyli'den Perihan Demirci, Engin abime başarılar dilerim. Hatice kardeşime de başarıların devamını dilerim. İyi akşamlar. Sevgili Mehmet Bey, programın hayırlı olsun. Hatice Kurtoğlu ve Engin Gök kardeşime başarılar dilerim. Beykoz'dan Abdullah Gök mesajlarını iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hatice Kurtoğlu, bundan sonraki süreçte hedeflerin nelerdir? Albümle inşallah istediğin çıkışı yakalarsın. Neler düşünüyorsun bundan sonraki süreçte? Beklentilerin, tavrın, eğitimin devam edecek büyük bir ihtimal tabii zannediyorum. Tabii ki eksiklerim çok var. Daha yeniyim yani. Evet. Kendimi daha iyi geliştirmeyi düşünüyorum. Yani müzik konusunda. Müzik konusunda her, diyorsun. Tek bir tarza da yönelmek de istemiyorum böyle. Her yönden kendimi geliştirmek sadece istiyorum. Sadece türkü okumakla evet. Anılmak istemiyor musun? Evet tabii ki. Her yani, şeye hitap etmek istiyorum. İşte türkünün yanı sıra işte tabii. Ne bileyim Alaturka pop. Evet Alaturka pop. Fantazi arabesk. Tabii ki. Fantazi arabesk olursa benim tarzımdır. Tadımdır yani. Yani 10 numara 5 yıldız olur fantazi arabesk. Yani ben de yapacağım fantazi arabesk albüm artık yani öyle bir durum var. Sevgili Engin, senin hedeflerin nelerdir? Ufukta bir gemi var. Albüm lansman gecesi var. 16 Aralık akşamı. Evet hocam. Evet. Onun haricinde? Ondan işte inşallah Yüce Mevlam nasip ederse yaşayacağız, göreceğiz. Tabii ki hedeflerimiz var. Tabii ki amaçlarımız var. Tabii her şey yavaş yavaş inşallah. Sizin gibi yüreği güzel abilerin değerli iş adamların sayesinde biraz daha görmeye çalışacağız. Abi bende bir şey yok. İnanın elimde sihirli bir değnek yok. Ya olsa elbette bir şeyler yaparız. Abi, biliyorum farkındayım. Ama sizin gibi yıllarını 30 yıl harcamış bu mesleğe emek harcamış insanların birilerine dur demesi gerekiyor. Birilerine yürü demesi gerekiyor. Yani ben mesela albüm yapmaktan vazgeçmiştim. Evet. Dedim Sakallı abinin tanıtım gecesine kadar. Orada senin bir cümlen beni çok ateşledi. Ne demiştim ben orada abi sana? Yani albüm biz, yapacak kadar gaz verme. Hangi cümleydi o? Yani biz dedin Engin Gök'ü evet Facebook'tan tanıdık. Şiirler yazıyor, paylaşıyor. Ama bu adam kimdir diye bir baktığımda dedin. Ben inanıyorum ki şahsım adına dedin ve orada adına Akkuş adına Engin Gök'ten çok şey bekliyorum dediğin anda beni o gece kopardın yani. Demek ki ben bir şeyler yapmam gerekiyor hissettim yani. O mecburiyeti kendimde hissettim. Şimdi ben şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Belki bu camiadaki pek çok kardeşimiz, pek çok arkadaşımız bana kızacak, gücenecek ama benim huyumdur, benim karakterimde bu var. Benim yapımda bu var. Yani ben bağlasanız bir yerde
Ben biraz zor duran bir adamım. Bu camiada hep ben olayım. Hiçbirileri olmasın felsefesinden tamamen uzak yaşayan bir insanım. Benim Karadeniz bölgesinde ilk profesyonel şiir albümünü yapan adam benim. Niye Engin Gök bana rakip olsun ki? Değil mi? Yani Engin'e derim ki Tukaka okuyamıyorsun, yapma sen bu işi derdim. Engellerdim. Ama hayır. Engin olacak, Ali olacak, Veli olacak. Ortada bir güzellik olacak. Bir çiçek, papatya. Her renkten çiçek olacak ve insanlar o çiçeklerden istediği rengi, istediği kokuyu, istediği balı alacaklar. Kimi dinlemek isterse, kimi görmek isterse onu sevecek, onu dinleyecek. Şimdi çok önemli. Ben yok. Benlikten Allah'a sığınırım. Hiçbir zaman ben olayım, ben tek olayım, ben sahnelerde hep ben olayım olmuyor. Ben işimi iyi yapmaya gayret ediyorum. Ben işimi profesyonelce yapıyorum. Ben uyumuyorum. Ben evimden fedakarlık ediyorum. Ben sevdiklerimden fedakarlık ediyorum. Ben dinlenme zamanımdan fark ediyorum. Ben para için bu işi yapmıyorum. Para için zaten bana bu işi yaptıramazsınız. Benim öyle bir sevgim var ki, memleket sevgisi. Bu sevgiyi buramdan söküp almadığınız sürece beni sahnelerden indirmeye de gücünüz yetmez. Bunu da söyleyeyim yani. Böyle de bir gerçek var. Allah bana sağlık sıhhat versin, nefes versin. Ben yeni insanların, yeni gençlerin önünü açmak, onları yetiştirmek ve onları bu topluma kazandırmak istiyorum. Bu toplumda olsunlar, var olsunlar. Hatice bir tane olmasın, 3 tane olsun. Engin bir tane olmasın, 5 tane olsun. Mehmet bir tane olmasın. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ordu tanıtım günleri yapılıyor İstanbul'da. Yanıma bir tane bayan sunucu bulamıyorum arkadaşlar. Programı sunacağım. Yanıma bir tane program sunacak ordulu bayan sunucu bulamıyorum. Yok mu? Var. Ama işini adam gibi yapan yok. Ne gariptir, ne acıdır. İşini adam gibi yapan yok. Ben bayan sunucuyu sahneye aldığım zaman o sunucu gidip arkada birilerine telefon numarası vermeyecek. Beni sahnede satmayacak. Ben terliyorsam benim atletim bir sahneden inene kadar 3 defa terliyorsa yanımdaki partnerimin de terlemek zorunda. Bu iş böyle. Sahneye saygı duymazsanız bu sahne adamı yerin dibine gömer. Değil mi Bayram Hoca? Değil mi Mahsun Hoca? Sahneye saygı duyacaksınız. Hadi bakalım sevgili Öngün, sıra sende. Dinleyelim bir şiir o zaman. Hadi buyur. Engin Gök sizlerle efendim.
Efendim, şiirde oynanmaz diye bir şey yok yani. Ben göbek bile atarım yani. Yeter ki onu okuyacak cesarette yürek olsun, adam olsun. Yani öyle yani. Sanatın, sanatın ve sanatçının ufku çok geniş olacak. Yani bir noktadan bakmayacaksınız. Bazı şiirler vardır böyle okunurken insanı alır götürür bir yerlere. Bazı şiirler vardır. Yazıklar olsun dedirtir kadere. Hadi bakalım bir yazıklar olsun diyelim sevgili Hatice Kurtoğlu seninle birlikte. Evet sevgili Ümit, bir yazıklar olsun diyelim. Klipte beraber oynamıştık. Şimdi de burada bu yazıklar olsun'u bir okuyalım. Ondan sonra sevgili Hatice'den. Seni sevmişim, hep sana yanmışım. Ellere değil, ben hep sana inanmışım. O sözler, o gülüşler yalanmış, kanmışım. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Meğer gönül defterimde hiç yerim yokmuş. Seni sevmek büyük hata, en büyük suçmuş. Mutluluk aşk bahçemizden çoktan uçmuş. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Acımadın sen bu aşka, yazıklar olsun sana. Resimlerimizi yırtıp yırtıp atmışsın. Anılarımızı 5 paraya satmışsın. Onu sevmedim ki diye hava atmışsın. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Seni gönül sarayıma sultan görmüşüm. Aşkından ben deli divaneye dönmüşüm. İhanetini görmeyecek kadar körmüşüm. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun bana. Acımadın sen bu aşka, yazıklar olsun sana. Nasıl kandım yalanlara, eyvahlar olsun bana. Yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun. Evet, yazıklar olsun sana dedik. Allah kimseye yazıklar olsun dedirtmesin. Zor gerçekten yani, böyle yazıklar olsun diyebilmek falan filan çok kötü. Bazen şiirlerde var beddua ediyorlar yani, böyle Allah yerin dibine versin falan filan diye kahrediyorlar falan. Abi maşallah, tahtaya vursam yanlış olmaz değil mi? Mesajlar maşallah. Ben nazarlamıyorum ama ben kendimi okuyorum yani. Yani ben okuyorum kendime, sıkıntı yok. Yani maşallah maşallah. Ekran başında nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama buradaki sinerji gerçekten çok önemli. Merhabalar, ben Batuhan Demirci, Engin amcama selamlar diliyorum. İyi yayınlar demiş. İstanbul Kartal'dan Mehmet Güngör, yayınınızda başarılar. Eşim Gamze Güngör ve annem Emine Güngör ile beraber izlemekteyiz. Tüm Sıra Guvancı Molla Osmanlı Mahallesi'ne ve tüm orduya selamlar. Yalıköylü tüm esnaflara kolay gelsin. Fırıncı Ali'ye de ve tüm akrabalarıma saygılar. Mehmet abi 10 numara, 5 yıldızsın. Başarılar, devamı dilerim demiş. Harikasın, çok teşekkür ediyorum. 10 numara 5 yıldız falan değilim. Öyle bana gaz vermeyin. Gelmem öyle şeylere. Yok yani, biz haddimizi bileceğiz.
Büyüdükçe küçüleceğiz. O yüzden lütfen olmadığımız yerlerde bizi görmeyin. Ben Ordu Akkuş'tan Şenol Kurtoğlu, Hatice yeğenimden sen Ordu'nun gülümüsün istiyorum. Ordu Akkuş'tan Şenol Kurtoğlu, Hatice yeğenim diyor. Kendisi burada şu anda. Nerede? Vay, tribünden karşı mahalleye mesaj he? İyiymiş. Akkuş'ta değilsin ama. Sen Sefa İstanbul stüdyolarından diyeceğim bana. Kütüğümüz Akkuş'ta ya. Ha, kütük Akkuş'ta, anladım. Akkuş'un gürgenleri diyorsunuz. Bütün Ordu Akkuş dostlarıma selam. Kurtoğlu ailesine ve TV1'lik ailesine başarılar dilerim. Memduh Diyarbakır Silvan'dan mesajlarını iletmiş. O da burada. Yok. Yok mu? Başka bakalım. Vallahi mesajlar o kadar çok ki. Samsun'dan Şefik ve Çakır ve Yılmaz Duman, sıradaki şarkıyı tüm Salmanlılara gelsin demişler. Samsun'dan Şefik, Çakır ve Yılmaz Duman mesajı iki defa göndermişler. Anlaşılan durum iyi burada. İyi yayınlar Mehmet Bey. Ben Samsun'dan Ahmet Çengül, ordumuzun gülü Hatice Kurtoğlu kızımıza çıktığı yolda başarılar dilerim. Akkuş'un gürgenlerini o güzel sesinden seslendirmesini bekliyoruz. Engin Bey'e selamlar demişler. Şöyle mesajları bir bırakalım. Biraz not edeyim, biraz dinlendirelim kendimizi. Şimdi sevgili Engin, sevgili Hatice. Hı hı. Bu akşam Zamansız Yağmurlar programındasınız. Şimdi eve gittikten sonra yarın sabah yeni bir hayatınız olacak aslında. Bunun farkında ve bilincindesiniz zannediyorum. Bu zamana kadar yaşadığınız hayat artık geride kaldı. Yani bundan sonraki hayatınız sizi daha fazla sorumluluk altına, daha fazla yükümlülük altına, hem kültür adına, hem sanat adına, hem de sizi seven ve size umut bağlayan insanlara iyi şeyler verme adına çok farklı bir sorumluluk verecek. Bu sorumluluğu ben taşıyabilirim, ben bu yükün altına girebilirim diyebiliyor musunuz? Sevgili Engin, senden alalım sorunun cevabını, ondan sonra Hatice cevap versin. Değerli Zamansız Mehmet abim, ben 20 yıldır düşünüyorum bunu. Acaba ben bu işi yaparsam, ki keza eğer de şansımız beraber giderse, bizi de dostlar sevip yüreğine aşk eylerse ne yapabiliriz? Hani kaldırabilir miyiz bu yükü diye. Çok tartıp elhamdülillah. İnandığım gün zaten dediğim gibi, sana da anlattığım gibi albüme başlamış olduk. Değerli Mahsun Karakuş hocamın da aslında Mahsun Karakuş çaldı. Bizim başımızı belaya soktu, biliyor musun? Evet, hem de çok. Yani bir benim belaya başımı belaya soktu. Yani ben ne güzel rahat bir adamdım abi. Yani böyle bir şey yapılır mı Mahsun? Yani Mahsun oturuyorsun benim başım. Bana iş çıkarttın yani. Bir sürü iş çıkarttın bana şimdi Mahsun. Allah razı olsun. Biz nasıl el attıysak gerisi, evet, gerisi sende. Güzel, çok yüreği güzel bir kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hatice, soruyu tekrar sorayım mı? Yok. Evet, buyurun. Yani kendimize inanmazsak, güvenmezsek zaten hiçbir şey başaramayız. İnanmak başarmanın yarısıdır her zaman. Bizi seven, destek olan dostlarımız olduğu sürece de zaten bunun altından kalkarız. Yani benim bu işte atılmamda da ailemin de bana çok büyük desteği oldu. Hiç desteklerini benden esirgemiyorlar, Allah razı olsun. Onları da çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında şunu iyi idrak etmek lazım. Yani sanatın yaşı, zamanı, bilmiyorum, Mahsun Hoca var, Bayram abi burada, Zehra abla burada, sevgili Kastamonu, Azdava ile Hasan burada. Onlar da sanatla iç içeler. Bana katılır mısınız? Sanatın yaşı ve yeri, zamanı yoktur. Yani ulusalda çok ünlü bir sanatçıya bakıyorsunuz, 20 albümden sonra patlama yapabiliyor. Yani 21. albümde meşhur oluyor. Bizim meşhur olmak gibi bir derdimiz yok. İşte sevgili Hatice Kurtoğlu türküleri okusun, güzel okusun, hakkını versin. Sevgili Engin Gök okuduğu şiirlerde o şiirin içine girebilsin, şiirle yoğrulabilsin. Zamansız bir program sunuyorsa o programın hakkını versin. Zaten bir şeyin hakkını veriyorsanız, bu tribünler, ekranlar ve o sahnenin önü sizi alkışlıyorsa, o zaman başarılısınız demektir. O başarıyı yakalamak çok önemli.
Hayırlı akşamlar, ben İstanbul Alibeyköy'den Tuncay Kaya, kızımız Hatice'ye başarılar dilerim demişler. Selam, ben Sancaktepe'den Tuncay Kement, iyi programlar diliyorum. Engin dayıma ve Hatice Hanım'a başarılar diler. Sizleri sürekli ekranlarda görmek istiyoruz. Ordulara selam olsun demişler. Engin Göktay'ıma başarılar diliyorum, Yılmaz Köseoğlu. Ben Ordu Akkuş'tan Halilcam. Akkuş'un gürgenlerini çalabilir misiniz? Sevinirim. Selam olsun tüm Akkuşlulara demişler. Değerli abicim, hayırlı akşamlar dilerim. Süpersiniz. Engin Bey'e ve Hatice Hanım'a başarılar dilerim. TV 52 ailesine selamlar. Ali Akyürek benim çok can bir kardeşim. Ali hocamıza da selam olsun. Cuma akşamı. Cuma akşamı 15 Aralık Cuma akşamı sevgili Ali Akyürek'in programında konuk olacağız. Anadolu Dernek TV'de sevgili Ali kardeşime de bizleri davet ettiği, bizlere misafir edileceği için şimdiden teşekkür ediyoruz. Anadolu Dernek TV ekranlarında sevgili Ali Akyürek'in konuğu olacağız inşallah. Hep birlikte değerli dostlar. Evet sevgili Hatice Kurtoğlu, artık oturmanın zamanı geçti. Türkü dinlemenin zamanı geldi. Birazdan zamansız işler yapacağım, merak etme, ama şimdi senden güzel bir eser daha alalım. TV52 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz, geliyor. Hatice Kurtoğlu sizler efendim. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu eser Nedim Sakal abimin eseri. Evet Nedim. Bunda klibi var galiba. İşte Nedim Sakal hocayı alalım. Ya sorun. Bana turşu gönderen teyzemin oğlu. Orduluyuz, ordulu. Güzel yani, yapacak bir şey yok artık. Efendim reklama ne zaman gidiyoruz Kadir? Bir dakika mı var? Bir dakikada ben o zaman gelen mesajları okurum. Merhaba Ordu Akkuş. Ambar Gürgen'den Ahmet Avcı, Hatice Kurtoğlu kardeşime başarıların devamını diliyorum. Merhabalar, ben Samsun Çarşamba'dan Sefa Kaya. Kuzenim Hatice Kurtoğlu'nu tebrik eder, başarıların devamını dilerim demişler.
Evet, şimdi tanıdıklarınızdan, böyle eş dosttan, işte sizi izleyenlerden mesajlar alıyorsunuz. Zannediyorum sizi bu mutlu ediyor. Tabii ki. Keyifli. Tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Yani hemşehrilerimize demeyeyim artık. ama izleyenlere, size destek olanlara neler söyleyeceksiniz? Bizi izleyen, yani bizi seviyorlardır muhtemelen, bizi izlediklerine göre. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi, yani benim ilk yayınım, bizi yalnız bırakmadıkları için tüm akrabalarıma, tüm sevenlerime, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Selam olsun. Evet. Şimdi bunlar cin olmadan adam çarpıyor abi. Bana acayip siyasi cevaplar veriyorlar. Reklamlardan sonra ben sizin ağzınızdan girer, burnunuzdan çıkarım. Yani benimle fazla oynamayın. İstediğim cevapları alamıyoruz. Efendim, ben bir reklam arası vereyim. Reklam arasında şunları edeceklerimi bir düşüneyim. Azıcık sonra geliyorum. Reklamlar. Klas Arsa Ofisi'nin sunduğu Zamansız Yağmurlar devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 20'de evlerinize konuk oluyor. Haftanın konukları Ordu Kumru Balıköy Derneği Başkanı Üzeyir Çam, yönetimi ve üyeleri. Türk halk müziği sanatçısı Melek Kamer. Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 20'de. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Pirazis Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Pirazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın bayram eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz bayram ette, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle bayram et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde bayram ette sizi bekliyor. Bayram et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Kalitesi, referansları ve 20 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen firmalarından olan Yıldızoğulları İnşaat, tamamlamış olduğu birçok projesinden sonra şimdi de Samsun'da hayallerinizi süsleyecek projelere imza atıyor. Sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesi, şık, ferah ve konforlu bir daire sizleri bekliyor. Huzur ve güven içerisinde oturacağınız daireler Yıldızoğulları İnşaat güvencesiyle. Yıldızoğulları İnşaat Samsun. Ercan ve Özcan Yıldız kardeşler. Kaliteli yaşam inşa ediyoruz. Yıldızoğulları İnşaat. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir.
Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'da 80'e kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat Güvencesi ile sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat Güvencesi ile kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. D-Smart'tan film gibi teklif. Dünyaca ünlü yıldızları evinize getiren D-Smart film dizi paketi kredi kartına 12 ay taksitle ayda sadece 32 lira. Üstelik ilk ay tüm D-Smart kanalları hediye. Siz de dosdoğru D-Smart'a gelin, filmden diziye, belgeselden eğlenceye, 65'i HD, 250'den fazla kanalla televizyon keyfini doyasıya yaşayın. D-Smart her televizyona şart. ATV spor tutkunu yılların Fiko babası artık Boztepe'de. ATV kullanamıyorum diyenler, 10 dakikada güvenli ATV sürmeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda ATV eğitimi vererek güvenli nasıl sürülür size eğitmenlik yapıyoruz. Macera ve adrenalin tutkunları, ATV keyfini yaşamak isteyenler, sizi Boztepe'ye safari tura bekliyoruz. Doğayla iç içe, bol oksijen ve ATV spor keyfi. Hem eğitim almak hem de boş zamanlarınızı değerlendirmek için. Boztepe'de Efendioğlu ATV Safari Turu arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Efendioğlu ATV Safari Tur 0537 673 3116. Boztepe, Ordu. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Bugün tapu masrafları, siz... alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne,
Silivri, Değirmenköy sanayi bölgesine hepsinin kısa bir mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın beşer dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz yine aynı şekilde. İnanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz, tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmini izledim ve ofisi aradım, bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı, nereden alacağımı söyledi, kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim bu paralara, her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum, birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emlak'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik, bize cazip geldi. Bir geldik, servisleriniz bizi aldı, çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik, yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz.
Klasars ofisinin sunduğu zamansız yağmurlar devam ediyor. Çobanı, dağların karı, kırların çiçeğiyim. Sen bilir misin arkadaş? Orak ile tırpanı, kanı ile samanı, çarık ile kara sabanı, düven ile harmanı. Sen bilir misin arkadaş? Ben Anadolu'yum, neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum, medeniyet yoluyum, medeniyet yoluyum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Tandırından ekmek, yaylasından suyum. Toprağının tozu, baharının yazıyım. Sen bilir misin arkadaş? Ahırdaki danayı, süt sağan o anayı. Bir tas çorba ile mutlu olmayı. Ekmek katık ile doymayı. Sen bilir misin arkadaş? Sen bilir misin? Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Düşeni kaldıran, yoksula bakanım. Zalime saldıran, mazluma yananım. Ben Türküyüm, ben varım. Ben Zeybek, ben Horonum. Ben Halayım, ben Semahım. Riyasız bir sevdayım. Ben taklit yapmam arkadaş. Ben taklit yapamam. Ben adam gibi adamım arkadaş. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum. Medeniyet yoluyum. Medeniyet yoluyum. Ben Anadolu'yum. Neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum. Medeniyet yoluyum. Medeniyet yoluyum. Evet, ben Anadolu'yum. Reklamlardan sonra ben Anadolu'yumla geldik. Bu arada tabii şiir okurken benim çay gitti abi, dur bir fırt çekeyim, Selahattin abi bana kızmasın. Selahattin abi, çay için teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde yayında bana çayları veren Selahattin abime çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir abim benim. Onun eline, yüreğine, keyfine, çayına sağlık diyorum yani, çok güzel. Vallahi sizler tabii evlerinizde fındığı, mısır patlattınız, kestane kebap yapıyorsunuz. Çayları içiyorsunuz keyifli keyifli. Bizler de efendim ne yapalım, burada kuru çaya talim ediyoruz. Tabii sevgili Engin Gök'ün şiirleri, sevgili Hatice Kurtoğlu'nun da türküleri olmasa yandık abi, yandık ki ne yandık yani. Evet sevgili Hatice Kurtoğlu, ilk televizyon programı. Evet. Yayına başlarken heyecan vardı zannediyorum. Çok artık yavaş vardı. Yavaş. Şimdi alıştım yavaş. Yani alışıyorsunuz ekrana ve kameraya. Bundan sonra televizyon programları falan düşünüyor musunuz? Var mı böyle klipten sonra, televizyon, albümden sonra düşünceler? Oluşuyor mu? Yani televizyon derken hani programlara çıkmak gibi mi? Yok, onu kastetmiyorum. Mesela televizyon sunuculuk programı yapmayı, sunuculuk gibi. Yani hem sunum hem program. Olursa güzel olur tabii ki. Evet. Yani. Böyle bir ışık görüyor musunuz kendinizde? Yani olmayacak diye bir şey yoktur. Yani insan isteyince her şeyi yapabilir yani. Evet, olur, kendine özgüveni tavan yapmış. Evet sevgili Engin. Seninle Asman Gecesi'nden sonra senin de işin zor, bayağı bir zor. Şiir yazarken neye dikkat ediyorsun? Aslında hocam dürüst konuşmak gerekirse o anki yaşadığım duygu.
çevreden çektiğim resim neyse kalemle onu yansıtmaya çalışıyorum. Ya doğallığı da ondan geliyor galiba. Hani biraz daha o eğer acı görmüşsem, bu resimde acı çekmişsem acıyı yansıtmaya çalışıyorum. Eğer mutluluksa mutluluğu yansıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince nacizane yazmaya çalışıyoruz. Evet. Sizin gibi değerli üstadları takip etmeye çalışıyoruz. Yok estağfurullah, yani biz bir şey yapmıyoruz da yani yapanları biz taklit ediyoruz aslında. Yani bizim yaptığımız farklı bir şey yok. Haftanın 7 günü çalışan adamdan şiir yazmasını beklemeyin. Yani 7 gün 7 gece çalışan bir adam var şu anda burada. Öyle bir durum var. Allah dayım etsin. Yani gerçekten zor bir süreç benim için. İnşallah üstesinden geleceğiz. Rabbim bizi mahcup etmesin. Mesajlar var. Ben Ankara Keçiören'den Salmanlı Kamil Özdemir. Hayırlı yayınlar sanatçı. Kızımızdan Ordu'nun Gülü Müsün türküsünü istiyoruz. İyi yayınlar. Ordu'nun Gülü Müsün türküsünü zannediyorum albüme okudun. Sevgili Hasan Gençay abimize, Hasan Gençay üstadımıza da burada selam olsun değerli üstadımıza. Selam olsun, teşekkür ediyoruz. Aslında sürpriz oldu Ordu'nun Gülü Müsün türküsü. Ve sen de zannediyorum büyük bir keyifle okudun. Onu bu akşam sakladık biz. Nasıl? Yani istediğim bir parçaydı diye heyecandan bak bunu söyleyemedi. Yani çok istediğim bir eserdi diyor. Bunu okumak için gerçekten çok istekli okudu. O yüzden inşallah albüm çıktıktan sonra Ordu'nun Gülü Müsün'ü dinleyeceksiniz. Tabii canlı sazlarımız olsaydı bu akşam onu da dinleyecektiniz ama inşallah ilerleyen programlarda canlı canlı dinleme şansına sahip olacaksınız. Selam, ben Sultanbeyli'nden Ali Kayaoğlu. Sanatçı arkadaşlara başarılar dilerim. Sen Ordu'nun Gülü Müsün parçasını istiyorum. Orada bulunan kankam Turgay Gök'e selamlar. Eyvallah, selamınızı iletiyoruz. Sevgili zamansız ve değerli sanatçılarımızı keyifle izliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılar diliyorum, iyi yayınlar. Cengiz Aydemir, Ordu Kamu Çalışanları Dernek Başkanı. Eyvallah değerli başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ordulu kamu çalışanlarına da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Selam Mehmet Bey, hayırlı akşamlar. Sevgili Engin Gök kardeşime ve Hatice Kurtoğlu kardeşim, yolunuz açık, bahtınız güzel olsun. Davul Zurna ekibi Nihat Köseoğlu ve abimizle izliyoruz. Çarşamba'yı seller aldı demiş. Çarşamba'yı seller almaz. Öyle bir türkü var gerçi de. Selam, ben Samsun'dan Bahri Temiz. Hatice Kurtoğlu kızımıza başarılar dilerim. Sıradaki parçayı tüm ordulara armağan ediyorum. İyi akşamlar Çarşamba'dan Hatice'nin dayısı Mustafa. Yeğenime başarılar diliyorum. Yeğenimden Ordu'nun derelerini istiyorum. Yeğenim kim tutar seni? Yürü, yolun açık olsun, başarılar diliyorum demiş. Dayıcığın da mesajını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ne kadar güzel, insanın dayısı, akrabası, halası, emmisi, dedesi, hepsinin mesaj atması ve izlemesi çok güzel bir duygu. Sevgili Engin Gök, artık oturma, kalk bize bir şiir oku da. Yani zamanı geldi artık, hadi bakalım. Evet sevgili Engin Gök, sizlerle efendim güzel bir şiirle devam ediyoruz zamansız yağmurlara. Hadi bakalım. Beni hatırlamıyorum bile demişsin. Dün yolda ikimizin de dostu olan Ayşe'ye rast geldim. Hani hayaller kurduğumuz o mor salkımlı sokakta. Evlenmiş, çocuğum da olmuş. Siyah saçlı, zeytin karası gözleri varmış. Çok da güzel gülüyormuş. Tıpkı senin gibi. Kocamı çok seviyorum demişsin Ayşe'ye. Ama gözlerin benden bir haber sorarcasına bakıyormuş. O kan kırmızı yüzün sararmış, solmuş. Ziliflerine aklar düşmüş. En son dayanamamışsın titreyerek.
O nasıl Ayşe diye sormuşsun. Hiç gördün mü? Nasıl derken hışkırıklara boğulmuşsun. Bakmaya doyamadım. Deniz mavisi gözlerinden boncuk boncuk yaşlar gelmiş. Deniz mavisi gözlerinden boncuk boncuk yaşlar gelmiş. Bizim sonumuz böyle mi olacaktı diye isyan edercesine Ayşe'ye yakınmışsın. Oğlumun adını Engin koydum demişsin. Ona ne kadar da benziyor Ayşe diye söylenmişsin. Onu gördüğünde benim çok çok mutlu olduğumu söyle. Sakın ha, sakın ha, almadığımı, onu unutamadığımı söyleme ne olur Ayşe diye. Yakınmışsın. Duydum gülüm, duydum. Ama hançer yemişten beter oldum. Kalbim bir ara duracak gibi oldu. Hiç ağlamayan o Engin, hiç ağlamayan o adam. Gözleri sele döndü. Gözleri sele döndü. Diri diri mezara konuldum. Seni unutabilmek kolay mı? Yattığım minderim, üstüme aldığım yorganım. Kahrolsun, kahrolsun bu benim kaderim. Kahrolsun bu benim kaderim. Kahrolsun. Senden gayrısına yarim diyebilmek kolay mı? Ona sıkı sıkı sarılabilmek. Söylesene gülüm, kolay mı söylesene? Benim de bir kızım oldu. Ona senin adını koydum. Adını her andığımda dilim tutulur, gözlerim dolar, içimde bir çığlık yanar, tutuşur. İşte bu aralar ince ince öksürüyorum. Yoksa seni görmeden ölüyorum. Allah'a çok yalvardım. Rabbim bir kere göreyim. Ondan sonra yok olayım. Fark etmez ateşlerde yanayım. Fark etmez. İşte böyle yüreği güzel dostlarım. Ben anlattım, ben yanayım. Kusuruma kalmayın, azıcık da siz ağlayın. Kimi deli diyor, kimi ise kara sevda. Siz söyleyin ben hangisindeyim. İşte bir ömür böyle geldi geçti. Mezarıma kavuşamayanların gülü dikildi. Gülü dikildi. Evet sevgili Engin Gök, güzel bir şiir. Engin, bu şiirler sana mı ait? Evet hocam. Hepsi sana mı ait albümdeki? Şu an okuduğum şiiri şu anda canlı şeyleri yaşıyorum. Bana bunu yazdıranlar. Vay vay evet. Vay 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 vay. Selam olsun onlara da. Evet, mesajlar var efendim. Mesajlara bir bakalım. TV52 selam, ben Mehmet Gelin Ahmet, Depo TV'den selamlar. Topçular Darıca vapurundayım. Gemi acayip sallanıyor. Rodos var, yoldayız, iyi yayınlar. Halen sallanıyor diye Ahmet abi mesajını iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet abime. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Selam olsun Ahmet abime. Yine iyi akşamlar çarşambadan Hatice'nin dayısı Mustafa, yeğenime başarılar diyorum. Yeğenimden Ordu'nun derelerini istiyorum. Yeğenim kim tutar seni, bu mesajı okumuştuk. Selam, hayırlı akşamlar, ben Samsun'dan Halil Usta. Hatice kızımıza başarıların devamını diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Salı Pazarı Esat çiftliğinden Murat Konasoğlu. Hatice yeğenime başarılar diler. Ondan açma bugün perdeleri istiyorum demişler. Abim seni izliyoruz, gururluyuz. Allah'a emanet ol demişler. Her hafta olduğu gibi yine muhteşem bir program yapıyorsun. Elinin değdiği her şey güzel oluyor. Çetin Akgül, Şişli Belediyesi, AK Parti Meclis Üyesi Çetin Başkan'a, Çetin kardeşime de selam olsun. Selam. Evet, dün akşam da bugün de Çetin kardeşimle birlikteydik.
Vallahi Çetinciğim, ben seni çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Allah için adam gibi adamsın. Adam gibi adamlarla da beraber olmaya devam ediyoruz. Bizlere latife göstermişsin. Elimizin değdiği bir şey yok. İnşallah kardeşlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Onlar kendileri önünü açacaklar. Ben Samsun'dan Yüksel Temiz, Hatice Hanım'dan Akkuş'un gürgenlerini istiyorum. Tüm Akkuşlulara gelsin. Kardeşim Hasan Temiz de yayındaymış. Ona da selam olsun demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben Sultanbeyli'den Nurgül Sakallı, Engin Gök abimden asker şiirini istiyorum. Yeğeni için demişler. Değerli bacım, kız kardeşim, selam olsun. Allah razı olsun. Evet, sevgili Hatice Kurtoğlu, Akkuş'un gürgenleri, Akkuş'un gürgenleri baya bir evet, istek aldı. İstediler. Şimdi sazlarımız yok ama playback yaptım bu akşam. Hem gerçek ses rengini öğrenmek açısından hem de bu mesaj gönderen değerli dostlarımızın isteğini kırmamak Akkuş'un adına. Akkuş'un gürgenini isteyen herkese gelsin. Kısa bir dörtlük Akkuş'un gürgenlerini alabilirsek senden müteşekkir olacağım. Evet, şimdi bakalım gerçek sesi neymiş Hatice Kurtoğlu'nun, şimdi göreceğiz. Akkuş'un gürgenleri. Şu akkuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Yarısına yar sevmeye sıkılmadın mı? Şu karşıki tarlayı da kime kazdırdın? Gönderdiğim mektupları kime yazdırdın? Şu karşıki tarlayı da kime sürdürdün? Sen gurbette, ben sığlada, beni öldürdün. Evet, Akkuş'un gürgenlerini canlı canlı dinledik Hatice Kurtoğlu'ndan değerli dostlar. Gerçekten bu akşam müzik ve türkü dolu bir program oluyor. Şimdi de bir şiir de biz okuyalım artık. Sevgili Ümit, Sevda Gözlüm'ü okuyabilir miyim ben? Ne dersin? Şöyle programın sonlarına doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ve şimdi sırada Sevda Gözlüm adlı şiirimiz var. Hep beraber efendim TV 52'de Zamansız Yağmurlar'da Sevda Gözlüm diyoruz. Hadi bakalım. Gözümden gitmek bilmiyor. Hasretin arttıkça yüzüm gülmüyor. Kaç kere denedim, bu aşk ölmüyor. Hala aklımdasın, bil Sevda Gözlüm. Sensiz ne yaparım bilemiyorum. Bir çare kalmışım, gülemiyorum. Takatim tükendi, silemiyorum. Gel de gözyaşımı sil Sevda Gözlüm. Belli ki nasip yok bana gülmekten. Beter oldum beter, inan ölmekten. Her türlü sitemi ezberlemekten. Dönmüyor duaya dil Sevda Gözlüm. Seninle murada ermeyeceksem, bu canı yoluna vermeyeceksem, Bir daha yüzünü görmeyeceksem, çekilsin gözüme, çekilsin gözüme mil Sevda Gözlüm, Sevda Gözlüm, Sevda Gözlüm.
Sevda Gözlüm. Kısa böyle, kısa bir şiir ama herhalde vurucu bir şiir böyle. O yüzden Sevda Gözlüm'ü de sizlerle pek okumadığım şiirlerden bir tanesi programlarda. Ama bu akşam öylesine okuduk. Şimdi sevgili Engin, albümde kaç eserin var? 8 tane eser var hocam. 8 eser var. 7 tanesi şiir, bana ait bir tanesi, pardon özür dilerim, 6 şiir. Bir tane beste, söz, müzik, bana ait Ordu Biliri var. Bir de anonim Erik Dalı okuduk. Ha sen bir de türkü de okudun. Yani öyle bir albümde. Mahsun hocam öyle bir gazına geldik. De güzel oldu da diye düşünüyorum. Enteresan yani, sadece şiir okumadın. Evet. Türkü de söyledin. Şansımızı deneyelim dedik. Dostlar sesimizi de duysun. Yani. O da değişik bir çalışma. Evet. Sevgili Hatice Kurtoğlu, sizin albümde kaç eseriniz var? Benim albümde 10 tane eserim var. 10 tane eser var. Evet. Sizin söz ve beste yazma gibi bir şeyiniz var mı yoksa? Hiç denemedim. Evet. Yani denesem olur o da belki. Yani denemedim ama yapamayacağım ama anlamına gelmez diyorsunuz. Çünkü akkuşlu. Akkuşlu diyorsunuz. Yapar. İnşallah onu da dener ve onu da yapar. Şimdi hangi eser kaldı Hatice Hanım'ın, onu alalım sevgili Hatice'den. Ardından da Engin'den güzel bir şiirle devam edelim. Mesajlar geliyor efendim. TV'ye link yazıp bir boşluk bırakıyoruz. Mesajları 39-69'a gönderiyorsunuz. Galiba beraber düet yaptığımız evet. eser kaldı. Şiir okuduğum benim de. Klibi buna mı çekmiştik? Evet, klip eserimiz. Klip eseriniz. Aynen. Efendim şimdi sevgili Hatice Kurtoğlu'nun klip eserini ve benim de şiir okuduğum. Nasıl okumuşum bilmiyorum ama bakalım beğenecek misiniz? Bu eserin adı neydi? Bari Sen Tut Elimi. Bari Sen Tut Elimi diyoruz. Sevgili Hatice Kurtoğlu ile birlikte bir düetimiz var. Hadi bakalım. Bırakma beni. Bari sen tut elimi. Sen de bırakma beni. Öyle bir zaman ki insanlar zalim. Zalim. Allah için seven bir dost bulamadım. Bari sen tut elimi. Bari sen tut elimi. Bırakma sevdiğim. Bırakma. Bırakma sevdiğim. Bırakma sevdiğim. Çok arsız candan yürekten yok seven Allah'ım bir.
Evet. Vallahi ben bıraktım kaçtım yani. Asıl şarkının sahibi söylesin yani. Biz işimizi yaptık, geldik buraya. Evet, bu esere klip Perşembe günü Riva'da. Evet. Ve Rumeli Hisarı'nda çekildi. Evet. Gidiyorsunuz. De güle güle hadi. Münih'e yolculuğa abi. Evet, Münih'e gönder. Münih'e selam olsun. Bu arada Viyana'dan Ordular Derneği, Viyana Ordular Derneği bizi izliyor. Bayram abi hayırlı akşamlar. Sevgili Refik Şenel'e ve Viyana'da bulunan Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani bu akşam çok bereketli bir akşam. Mesajlar gayet keyifli, gayet güzel gelmeye devam ediyor. Mahsun Hocam, avukatımız, teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım. Selam, hayırlı programlar. Ben Çekmeköy'den Hanife Gök, amcaoğlu Engin'e başarılar diliyorum. Hatice Kurtoğlu Hanım'a da başarılar dilerim demişler. Selam, ben Sultanbeyli'nden Ramazan Kement. Engin Bey'e çok teşekkürler. Güzel şiirinden dolayı kendini seviyoruz ve Hatice kardeşimize de başarılar dileriz demişler. Selamlar Mehmet abi. Öncelikle size hayırlı yayınlar dileyerek değerli Engin abime ve Hatice Hanım'a başarıların devamını diliyorum. Sevgiler, saygılar demişler. İsmini belirtmemişler değerli izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz mesajları için. Evet, yavaş yavaş toparlayacağız. Sevgili Engin'den bir eser daha alalım. Evet sevgili Engin. Engin Gök'le devam ediyoruz efendim. Bu akşam fazla konuşmuyoruz. Saz, söz, az, dil, bol, müzik, şiir. Evet sevgili Engin Gök sizlerle efendim. Buyurun. Gölköy bilir, oy oy oy.
kuşun mürgenlerini görmeli. Hüdyenin sahilini gezmeli. Hüdyenin sahilini gezmeli. Evet abi, burada evet, söz müzik bana ait. Söz müzik sana ait. Yani şiir albümünde türkü de okumak. Evet. Vallahi cesaret ister. Yani ben cesaret vallahi edemezdim. Benim abim Zamansız Yağmur'sa bende o cesaret var. Yani ben o cesareti gösteremezdim. Helal olsun, tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar Mehmet abicim. Yine süper bir program, başarıların devamını diler. Saygı ve selamlarımı iletirim. İsa Sönmez. Eyvallah değerli kardeşim. Çok sağ ol, var ol. Selamlar Mehmet abi. Öncelikle size hayırlı yayınlar dileyerek değerli Engin abime ve Hatice Hanım'a başarıların devamını diliyorum. Saygılar, sevgiler. Muammer Yeşil Duman mesajlarını iletmişler. Abdullah Belli kardeşim mesajını iletmiş. Altyazıdan geçiyormuş, ben okumamışım. Veya Abdullah Belli kardeşim mesajınızı okumuş olabilirim. Veya isminiz yazmamış olabilir. Ama isminizi zikrettik. Çok teşekkür ediyorum. Ben atlamış olabilirim. Kusura bakmayın diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bundan sonra albümden sonra albümler, Engin sen albümünü aldın 16 Aralık akşamı, evet. Cumartesi akşamı senin gala gecen var, sen işin biraz daha kolay. Sevgili Hatice Kurtoğlu albüm basıma gidecek, ondan sonra lansmanı falan yapılacak, yani işiniz zor bundan sonraki süreçte. Tabii ki, evet. İşiniz gerçekten zor, hem reklamasyon kısmı, hem televizyon radyo programları, konserler, bir de en önemlisi halkın kabul etmesi çok önemli. Evet. Umarım çıkmış umarım olduğunuz... Umarım kendinizi sevdiririz. Umarım iyi şeyler yapabiliriz. Abiler oldu müddetçe zorda değil yani. Yani... Ha, benim gibi abiler olduğu müddetçe zorda değil yani, diyorsunuz. Tabii insan destekçileri oldukça daha çok güç alıyor. Daha iyi şeyler başarıyor. Sağımızda güzel melekler olduğu sürece, değerli Zamansız Yağmurlar gibi, işte değerli Osman Kurtoğlu abim gibi, işte böyle... şey burada yepyeni sanatçı Hatice Kurtoğlu gibi güzel melekler olduğu sürece inşallah hep beraber omuz omuza gideceğiz. Peki. Allah nasip ederse, tabii ki Zamansız Yağmurlar abim de evet derse. İnşallah bizden yana bir sıkıntı, problem yok. Buradayız. Buradayız, buradayız, hep buradayız. Zamansız Yağmurlar Mehmet Bey, hayırlı akşamlar. Stüdyodaki sanatçı kardeşlerime, ekranlara başındaki izleyicilere. Fatsa Hacıköy'ümüzden Fatma Taş teyzenden dua ve selamlar, çeteci Mustafa Taş saygılarımla demişler. Eyvallah. Vallahi Fatma ablam, Fatma anam, ben ana diyorum artık. Bu saatte bizi izliyorsa bu iş olmuş demektir. Yani saat kaç? Fatma Taş teyzem hala bizi izliyor ve program devam ediyor. Yani çok hayran gerçekten. Söyleyecek hiçbir cümle bulamıyorum. Böyle olabiliyorsanız zaten programcı oluyorsunuz. Böyle olabiliyorsanız zaten sanatçı olabiliyorsunuz. Evet, son sözleri alalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Sevgili Hatice Kurtoğlu, Allah yolunuzu da yönünüzü de bahtınızı da açık etsin diyorum. Umarım istediğiniz hedef kitlesine ulaşırsınız. İnşallah, umarım. Nasipten öte yer yokmuş. Biz de elimizden geleni yapacağız. Gerisi kısmet. Hedefleriniz olmalı. Hedefiniz tabii varsa... Ki. Gerisi gelecektir. Gerisi kısmet. Son sözlerinizi alalım. Son sözlerim, buradan bizi izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizden mesajlarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, Türkiye'nin başka yerlerinden izleyen dostlarımız da varsa herkese teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet sevgili Engin. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. TV2'ye çok, ailesine çok teşekkür ediyorum bizi bu gece burada ağırladıkları için. Ayrıca
bizi sosyal medya üzerinden destekleyen, bütün ismini sayamadığım, birbirinden değerli, beni tanıyan bütün dostlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Zehra Akça ablama, evet. Yüksel Mıhçı başkanıma, ya bu gece bizi ismini sayamadığım, birbirinden değerli stüdyodaki abilerime, ayrıca klibimde de oynayan Sedat Yıldırım başkanıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç beni yalnız bırakmadı Allah bin kere. Ama kızı vermedi bana, orada sıkıntı var Zamansız abi. Bizi seyredenlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen bütün dostlara da haklarını helal etsinler. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Selamlar, ben Sultan Beyli'den Barış Ağoğlu, programınıza başarılar dilerim. Sizden Sen Ordunun Gülü Müsün parçasını istiyorum demişler. Yani ben okuyamıyorum. Yani ben okusam çoktan okuyacağım da. Yani türkü okuma benim işim değil. O yüzden inşallah ilerleyen programlarda saz, orkestra olacak, programlarda olacak diye söyleyebiliriz. Bu haftada bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Başta sponsorumuz Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır Beylere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza, ekran başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimize, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına, Ordu'da sevgili Sefat, sevgili Ümit, ana kumandada sevgili Kadir kameraman olarak ve bendeniz Zamansız Mehmet, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Engin'den bir eserle ayrılabilir miyiz? Var mı? Evet, sevgili Engin Gök'ten bir eserle veda edeceğiz. Haftaya Zamansız Yağmurlar'da sürprizlerle, değişik konu ve konuklarla tekrar pazar akşamı TV52 ekranlarında olacağız. Bizden ayrılmayın. Gözünüzde, kulağınızda bizde olsun. Allah'a ısmarladık değerli dostlar. Gidiyorum senden uzaklara, belki gözlerim görmeyince gönlüm unutur. Umut ya bu, umut ya bu, kim bilir kalbimin sızısı geçer. Kim bilir kalbimin sızısı geçer. Yalancı meyhanelere dost oldum, hasret meyhanesine yuva kurdum. İçtiğim, içtiğim zıkımın adına seni koydum. Kim bilir ne kadar daha yaşarım böyle. İşte, işte gidiyorum senden uzaklara. İşte, işte gidiyorum senden uzaklara. Belki bedenim senden uzakta kalacak. Aklım, kalbim belki buna dayanamayacak. Sen göremeyeceksin ama yıldızlar, yıldızlar şahit olacak. Yavaş yavaş tükeneceğim. Belki sen göremeyeceksin ama zalim. Yavaş yavaş tükeneceğim. Seni unutabilir miyim bilmiyorum ama kendimi yok etmeyi becerdim. İşte gidiyorum senden uzaklara. İşte gidiyorum senden uzaklara.
Klasarsa ofisi zamansız yağmurları sundu.